Bizi izleyen tüm katılımcılarımıza merhaba. Bursa Serbest Masajı Mali Müşaviler Odası olarak Perşembe seminerlerimize kaldığımız yerden devam etmekteyiz. Bugünkü seminerimizin konusu SGK incelemelerinde dikkat edilecek kısıtlar yapmaktadır. Seminerimizi değerli konuğumuz eski SGK baş müfettişi İsmail Otluver üstadımız sunacaktır. Evet. Kısaca üstadımızı tanıtmak isterim. 1975 yılı Kiv yıl doğumlu olan İsmail Oktuber, 1998 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmuştur. İş hayatına Sosyal Güvenlik Kurumu'nda 2000 yılı Haziran ayında adım atan İsmail Oktuber, sigorta müfettişliği ve baş müfettişliği yaptığı kurumdan 2018 yılı Şubat ayında ayrılmıştır. İsmail Oktuber halen özel bir şirkette iş ve sosyal güvenlik alanında çalışmalarını sürdürmektedir sözü Doğan Başkanımıza bırakıyorum. Tüm dostlara ve tüm arkadaşlara merhaba. Evet arkadaşlar, pandeminin ortasında pandeminin bize dayattığı şartlar içerisinde meslektaşlarımızı ve kamuoyu bilgilendirmeye devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz İsmail Üstadımız bize sosyal güvenlik konusunu yapılacak incelemeler, dikkat edecek hususlar konusunda bize bilgilerini paylaşacaklar bizle. Arkadaşlar geçen seminerin açılışında aynı şeyi söylemiştim. Evet pandemi bizi bazı şartlara zorluyor. Her gün en az beş meslektaşımızla ilgili COVID pozitif tanısı ile ilgili bilgi geliyor ve onlarla çalışma yapıyoruz. bu şartlar içinde mesleğimizi ve kamuya olan karşılık sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam ediyoruz. Bütün meslektaşlarım bu özverilerinden dolayı ayrıca kutluyorum. Bir de İzmir depreminde hayatını kaybeden insanların için başsağlığı diliyorum. Fakat şöyle bir problemimiz var İzmir'le ilgili. Maalesef hala İzmir'de mücbir sebep hali ilan edilmedi. Ve oradaki meslektaşlarımız bürolarının yıkıntılarına girerek beyanlama yapmak zorunda kaldılar. Ben bunu açıkçası anlamış değilim. İşte başka illerimizde seller olduğu hemen e, kamu bir an önce e, hızlı şekilde hareket etti ve mücbir sebep hali ilan etti. Oradaki sıkıntı hemen bir şekilde giderildi ama nedense İzmir'le ilgili bir e, mücbir sebep hali ilan etme ile ilgili açıkçası siyasi irade direniyor. Sebebini anlamış değilim. Mücbir sebebin tanımına giren en önemli olay yüzün e, üzerine insan can kaybetmiş, bürolara girmekle ilgili problem yaşanıyor. Açıkçası ee, yeni Maliye Bakanımızın bu konuyu değerlendireceğini ve mutlaka olumlu bir e, cevap vereceğini düşünüyoruz. Bugünkü seminerin e, mesleğimizin ve meslektaşlarımız için hayırlı olacağını inanıyorum. Şimdiden e, hocama başarılar diliyorum. Evet Ali Bey tekrar söz sizde. Başkanım teşekkür ederiz. Ee, seminerimizin iyi bir seminer olmasını diliyorum. Buyurun İsmail Bey söz sizde. Herkese selamlar sunuyorum. Başkanımın temennilerine ben de katılıyorum. İlginç dönemlerden geçiyoruz. Hepimiz maalesef bu dönemlere bir şekilde uyum sağlamak durumundayız. Allah'tan bu tarz teknolojik imkanlar var da bir şekilde işler bu mecrada yürümek durumunda kalıyor. Hepimizin bu dönemde çok dikkat etmeleri lazım. Gerek kendimiz için, kendi sağlığımız için gerekse sevdiklerimizin sağlığı için bu işin şakaya aldır tarafı yok. Ee, siz meslektaşlarınızdan her gün kötü haber aldığınız gibi, biz de ben de meslektaşlarımdan kötü haberler alıyorum. Ee, dikkat etmeye çalışıyoruz ama e, sanki yani ne kadar dikkat edersek edelim, e, o kadar çok yaygınlaştı ki maalesef. E, umarım aşırı bir an evvel gelir de e, bu beladan en kısa sürede kurtuluruz diyorum. Ali Bey beni tanıttı. Ben eski Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişiyim. E, Antiparantez e, şunu da belirteyim. E, Bursa benim için çok kıymetli bir yıl. Çünkü 10 yıl kadar 2000-2010 döneminde Bursa'da bir çalışmışlığım oldu. O yüzden Bursa benim için ayrı bir yeri var. E, ben çok fazla uzatmadan hemen sunumu müsaadenizle paylaşarak e, konuya giriş yapmak istiyorum. Buyurun. Şimdi e, malumunuz Sosyal Güvenlik Kurumu e, tarafından yapılan incelemeler genel itibariyle e, yasada tanımlanmış, yasadan aldıkları yetkilerle Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişleri ve Sosyal Güvenlik Denetmenleri tarafından e, yapılmakta. E, tabii taşrada olması hasebiyle Bursa için özelinde konuşursak genel itibariyle özellikle sigorta olayı incelemeleri, ihbar şikayet incelemeleri e, denetmenler vasıtasıyla yürütülmekte yeni ihtisas edilen çok evveliyat olmayan bir müessese, denetmenlik müessesesi 2017 yılında ihtisas edildi bu kadro. 2017 yılından beridir de Taşya'da artan sayıda işe cevap verecek şekilde arkadaşımız istihdam edildi ve çalışmaya devam ediyorlar. Buna mukabil tabii müfettişler de tam olarak bu sahadan çekilmediler. Onlar da gene eee kendilerine intikal eden olaylarla ilgili kendi görev alanı sınırları içerisinde incelemelerine devam ediyorlar e, gö, turne yapmak suretiyle. Şimdi malumunuz e, siz meslekten olduğunuz için ben e, hani bunları e, bunlardan bahsetmek bir hatırlatma babında olacak biliyorsunuz incelemeler genel itibariyle ihbar şikayet e, sahte sigortalılık dediğimiz kayıt dışı istihdam ee, sonradan verilen düzeltme beyannameleri, e, iş yeri devriyle ilgili incelemeler, özel bina inşaatıyla ilgili talep edilmesi halinde yapılacak incelemeler, yoğunluklu olarak e, iş kazası incelemeleri ve son dönemde özellikle devamlı iş yapıldığı e, iddia edilen asgari işlik incelemeleri de e, denetim elemanları tarafından ana hatlarıyla yapılan inceleme türlerinden Şimdi biliyorsunuz bir denetim elemanının bir incelemeye başlamadan önce mutlak suretle bir şekilde muhatap tarafla irtibata geçmesi gerekiyor. Yasal mecrada bunun için öncelikle hani şifai olarak bazen telefonla öncelikle bir bilgi verilmek suretiyle ama genel itibariyle de tebligat, soğuk bir tebligat göndererek kayıt belgelerin e, sizden talep edilmesi şeklinde inceleme süreci e, ilk adımı olarak başlamış oluyor. Bu kayıt ve e, ibraz e, istemin içeren tebligat e, genel itibariyle tebligatla istenmekle beraber e, işveren davet edilerek e, düzenlenecek karşılıklı olarak düzenlenecek e, tutanakla da istenebilmesi mümkündür. E, Mevzuat buna da cevaz veriyor. Bunun ardından gelen e, İbraz edilen kayıt ve belgelerin denetim aman tarafından incelenmesi, buna mukabil e, incelenen saptanan hususlara ilişkin olarak e, karşılıklı gene bir kayıt incelemesi sona düzenlenmesi ve inceleme tamamlandıktan sonra da tutanakla beraber ibraz edilen kayıt ve belgelerin e, ilgiliye teslimiyle inceleme e, bitmiş oluyor. Ana hatlarıyla süreç bu şekilde. Biraz detaya girecek olursak, şimdi. şimdi e, özellikle e, sosyal güvenlik mevzuatı e, kanunda açıkça belirtmiş. E, sosyal güvenlik e, sadece müfettiş ve denet, denetmenler değil, sosyal güvenlik tarafından yapılacak tüm tebligatların 7200 sayılı, 201 sayılı tebligat kanununa göre yapılması gerekiyor. Biliyorsunuz yani bir idari işlemin başlangıcı mahiyetinde olması hasebiyle bu tebligat istem yazısında e, bir takım hususların olması lazım. Bu olmazsa olmaz şartlardan biri. Çünkü daha sonra bir ihtilaf konusu olduğunda bu tebligatın geçersiz olması halinde sonradan yapılmış tüm işlemlerin sakatlanma ihtimali var. O yüzden denetim elemanının buna çok dikkat etmesi lazım. Ee, ekranda da gördüğünüz üzere ben hangi iş yerine ait kayıtlar istiyorum. Ee, biliyorsunuz Sosyal Güvenlik Kurumu'nda iş yeri e, tek değil, tek sicil numarası yok, vergi numarası gibi tek değil fiziki olarak bölünen e, tüm iş yerleri aynı işverene ait olsa bile sosyal güvenlik kurumu e, açısından ayrı birer iş yeri ve bunlara e, eden ayrı sıra numaraları verilmekte, ayrı sicil numaraları verilmekte. Bir defa tebligat yazısında mutlak suretle o işverenin hangi iş yerine ait kayıt ve belgelerin istendiğinin açıkça belirtilmiş olması gerekiyor. E, tabii ki işverenin adı, ünvanı, e, istenen kayıt ve belgelerin neler olduğu ve hangi döneme ilişkin kayıtların istendiği, Nerede bu kayıtların nerede ibraza çıkarılması gerektiği, ibraz etmeme halinde bu fiile istinaden hangi tür cezaların uygulanacağı, bir mücbir sebep hali varsa ek süre talep edilip edilmeyeceği ile ilgili hususların açıkça belirtilmiş olması gerekiyor. İleride göreceğiz. E, bizlerin de tabii gelen bu tebligatta bu hususların olduğuna e, bu, ve e, özellikle kayıt inceleme dönemi istenen kayıtların ne tür kayıtlar olduğu hangi iş yerimize ait olduğunu mutlak surette kontrol etmemiz lazım. Malumunuz e, görmüşsünüzdür. Genel itibariyle e, kurum denetim elemanlarının tarafından gönderilen tebligat e, şa şekli şablon olarak bu şekilde. Gördüğünüz üzere hangi iş yerime ait kayıtları, kayıtlar istiyorum. İş firmamın ünvanı ne, adresine adresi ne, e, kaydımı hangi tebligatımı hangi tarihte gönderdim, e, bunu hangi varide numarası verdim, Şurada bakın biliyorsunuz artık posta takip sistemi üzerinden şu barkod numarasını sorgulayarak da tebligatın akibetin takip etmem mümkün. İş yerim, hangi döneme ait bu iş yerimin hangi dönemine ait kayıt ve belgelerin ibraz edileceği, süremin ne olduğu ardından kayıt belgelerimin ne kadar sürede ibraz edileceği ve ibraz edilmemesi halinde 510 sayılı yasanın 102. maddesinin e-bendinin ilgili fıkrası uyarınca ceza uygulanacağı hatırlatılır. Ee, ayrıca şu husus önemli. Kayıt götürürken genel itibariyle biz şununla karşılaşıyoruz. Rus, e, karşılaşıyorduk diyelim kendi adıma. Alakasız bir kişi kayıtları koltuğun altına alıp getiriyor. Ne imza sirküleri var, ne şirket temsile yetkili olduğuna dair bir ticaret gazetesi var bazen denetim elemanları da buna dikkat etmiyorlar. Tabii biz bunu yani süreç içerisinde e, tutanağın ve düzenlenecek raporun herhangi bir sonuç işveren aleyhine bir sonuç içermemesi e, durumunu istisna tutarsak yani bir problem olmaması durumunu istisna tutarsak ibraz edilen kayıtların e, ilgili tarafından ibraz edilmemesi bazen e, kayıtların hiç ibraz edilmemesi gibi bir sonuçla doğurabilir. O yüzden buna dikkat etmek lazım. E, i̇leride de değineceğim e, kaydın mutlak suretle temsile yetkili biri tarafından ibraz edilmesi ve mutlak suretlere teslim edilene dair tevzik edici bir belgenin denetim elemanından veya kime teslim edilmişse ondan alınması gerekiyor. Ee, genel itibariyle e, tebligat yazısının altında da istenen kayıt ve belgelerin detayı e, belirtilir. E, yukarıda belirtilen dönem içerisindeki defterler, e, ücret ödeme borcuları, ücret hesap pusulaları, Aylık e, prim ve hizmet belgeleri, işçi özlük dosyaları. Tabii bu inceleme konusuna göre e, bu istenilen kayıt ve belgelerin içeriği de değişebiliyor. Örneğin e, incelenen iş yeri özel eğitim kurumuysa, özel eğitim kurumu kanunu gereği tutulması gereken kayıt ve belgeler istenebilir. Örneğin iş yeri e, uluslararası ya da e, ülke içi taşımacılık yapan bir firmaysa, Buna ilişkin karayolu yönetmeliği gereği tutulması gereken kayıt ve belgeler, takograf kaydı gibi bu tür belgeler istenebiliyor. Yani işlerin, incelemenin mahiyetine göre istenecek kayıt ve belgeler farklılık gösterebiliyor ama e, neticede bu incelemeyi yapacak bir sosyal güvenlik kurumu denetim elemanı olması sebebiyle bu sıralı e, kayıtların 6331'i iş kazası için istendiğini ayrı tutarsak bunların tamamı genel itibariyle istenen fix kayıtlar. Yani bir yevmiye defteri mutlak surette ibraz edilmesi gerekiyor. Neden ibraz edilmesi gerektiğine, bunu neden istediğine e, ileride değineceğim. E, e, tabii e, ücret ödemen borçluları, e, bunlar ibraz edilmesi gereken ana e, kayıtlar. E, aşağıda da bakın dikkat ederseniz bu kayıtlarda zaman aşımı söz konusu olup e, söz konusu önen önen isteklerin dikkate alınmayacağı, ee, cevap yazılacaksa mutlak sürekli bu yazıya ilgi tutulması gerektiği, kayıtların nerede teslim edileceği gibi e, detaylı açıklamaların e, bu belgenin e, sıhhati açısından denetim elemanı tarafından e, yer verilmesi gereken bilgiler olarak karşımıza çıkıyor. Tutanak e, tebligat, e, bir tebligat zarfıyla gönderilir. Bunun üzerinde tebligatı çeken e, kişinin kim olduğu, işyerinin adresi ve benzeri bilgiler biliyorsunuz. Bu tebliğ e, posta memuru tarafından, tebliğ, tebliğ memuru tarafından doldurulan kısım. Buradaki kısma ben birazdan değineceğim. Bununla ilgili e, bazı sıkıntılar çıkabiliyor. Ona ileride değineceğim tekrardan. Şimdi kayıt ve belgeler e, yasada kimlerden kayıt ve belge isteneceği belirtilmiş. Bunlar tabii ki yasada tanımlanan e, hizmet takdirine istinaden işi çalıştıran e, işveren, e, alt işveren iş yeri sahibi dediğimiz kurum biliyorsunuz 2006 yılında Norm ve Standart Birliği adı altında biliyorsunuz 5500 son, 55 son sayıda yasayla beraber tüm sosyal güvenlik kurumları tek çatı altında birleştirildi. Buradaki iş, iş yeri sahibi ibaresi aslında esnaf ve sanatkarları ilgilendiren bir kavram. Yani iş yerinde işi çalıştırmakla beraber sadece tek başına çalışmakla beraber kendisi aslında barkur sigortalısı olması sebebiyle kendisi de bir eee sigortalı olduğu için orası onun için iş yeri e, durumunda olma olduğu için bu tür kayıtların hani işi çalıştırmamakla beraber bizzatı buradan da kayıt ve belge istenebiliyor. İşe, i̇ş işin devri halinde e, devri alan işverenden kayıt ve belgeler istenebilir. Eee iş yeri kapanmış olabilir biliyorsunuz fiili durumda karşılaştığımız eee durumlardan biri bu. Yani iş yerini, şirketi faaliyete son verilmesi, şirket pasif durumda olmakla beraber kayıt ve belge ibraz süresi içerisinde, 10 yıllık süre içerisinde bir inceleme yapıldığı takdirde iş yerine tebligat göndermek yerine denetim elemanı bizatihi şirketi temsile yetkili kişiye, müdüre bu tebligatı çıkarabilir. Onun ikamet adresine bu tebligat çıkarabilir. İş yerinin pasif veya çalışan olmaması hali kayıt ve ibraz etmeye engel bir durum değil. dolayısıyla denetim elemanı denetime çıkma tebligata çıkmadan önce iş yerinin faal olup olmadığını kendi kurum sistemi üzerinden kontrol eder. Eğer iş yerinin uzunca bir süreden beri de işi çalışma ara verdiğini veya işi çalışmaya son verdiğini gördüğü takdirde ibraz süresi içerisinde kalan bir inceleme yapıyorsa eğer bu tebligatı muhataplara ve muhatapların kimlik paylaşım sisteminden veya gene kurum sisteminden temin edeceği e, adresine göndererek te, e, kayıt incelemeye başlamış olur. Eğer e, işveren gerçek kişi işveren vefat etmişse bu, bu kez kayıt ve belgeler e, mirası reddetmemiş bu talep edilecektir. Eğer şirket tasfiye halindeyse bu kez kayıt ve belgeler tasfiye memurundan istenecektir. Bunlar dışında şirket temsile yetkili değil ise işveren değil ise herhangi bir iş yeri yok ise bu bu tarz e, tebligatlar, inceleme konusu soruşturma bilgi belge e, veya bilgisine başvurma dışında ise bu tür tebligatların e, bu kişilere gönderilmemesi gerekir. Kayıt inceleme istemine ilişkin olmak e, olan tebligatların. Biliyorsunuz tebligatta da e, örnek gösterdiğimiz tebligatta da belirtildiği üzere e, yasal olarak kayıt belge ibraz süresi tebligatın alındığı günü takip eden günden başlamak üzere 15 günlük bir süremiz var. Bu 15 günlük süre içerisinde kayıt ve belgelerin ibraz edilmesi gerekir. Eğer bu 15 günlük süre içerisinde kayıt ve belgeler ibraz edilemeyecekse genel itibariyle ben kendi mesleki yaklaşımından hareket edecek olursam yani e, ya ben e, üç gün sonra getirmek iste, istiyorum denme halini bile ben mazeret olarak kabul edip e, süre e, taleplerini geri çevirmedim. Zaman aşımı hali istisna tabii. Zaman aşımına girecekse bu durumda e, tabii yasada belirtildiği üzere e, önel talepleri, e, süre talepleri dikkate alınmıyor. Ama bunun dışında her ne şekilde olursa olsun denetim elemanları buna olumlu yaklaşırlar. Çok istisna bir durum olmamak kaydıyla. Bu süre içerisinde kayıt hazırlayamıyorsanız mutlak suretle bu süre içerisinde ek süre talebiyle ilgili olarak denetim elemanına bizzat gidilmesi tutanakla süre talep edilmesi veya bir yazıyla, dilekçeyle süre talep edilmesi gerekiyor. Bu yazının da mutlak suretle iadeli posta, PTT kargo gibi ee, kanallar, bu yöntemlerle gönderilmesi lazım. adi postayla gönderildiği takdirde biliyorsunuz e, mevzuat gereği adi postanın kuruma, kurum kayıtlarına intikal tarihi e, başvuru tarihi dikkate alındığında yolda geçen süreler içerisinde 15 günlük sürenin aşılmış olması halinde artık e, denetim elemanı kayıt ibraz etseniz dahi raporunda size ibraz etme cezası uygulayacaktır mecburen. E, dolayısıyla iadeli taahhütlü, taahhütlü veya PTT kargo yoluyla göndermeniz halinde kargoya verdiğiniz tarih kurma müracaat tarihi olarak kabul edileceğinden denetim elemanı e, bu tarihe ses alarak 15 günlük sürenin geçip geçmediğini kontrol edecek ve 15 günlük süre içerisinde ise size e, o da yazılı olarak cevap vermek suretini ek süre verecek veya yazılı olarak ek süre veremeyeceğini, neden veremeyeceğini size açıklayacak. Burada dikkat edilmesi gereken husus şu, Peki denetim elemanı benim süre talebimi reddettiyse, 15 günlük süre bu süre zarfında da geçmiş ise bana tekrardan idari paracizası uygulanacak mı? Hayır, uygulanmayacak. Denetim elemanı eğer süre talebini reddetmiş ise gene size yazacağı cevabi yazıda, ikinci yazıda süre talebinizin reddedildiğini ve bu tebligatın alınmasına mütakip işte iki gün, üç gün içerisinde kayıt ve belgelerin ibraz edilmesi gerektiği yönünde ikinci bir yazı yazacak. Dolayısıyla fiil olarak e, denetim elemanı reddetmiş olsa bile e, postada ya da bu iletişim bu süreçte geçen süre e, fiil olarak e, 15 günlük süreye eklenmiş süreler olarak karşımıza çıkacak. Yasal süre biraz, ya, ek verilen ek süre veya 15 günlük süre içerisindeki su, e, son gün resmi tatile rastlamış ise eğer, bu sürenin bitimine mütakip ilk iş gününün sonuna kadar süre devam edecek ve ilk iş gününün sonunda da 15 günlük veya ilave süreyle beraber toplam süre, ibraz süresi sona ermiş olacak. Şimdi denetim elemanı tarafından bir tebligat gelmişse biz bundan biz bu kayıtları ibraz etmiyoruz diyemiyoruz. Biliyorsunuz artık e-defter uygulamasına geçildi. Daha evvelden kağıt ortamında tutulan defterlere biz tebligat gönderirdik. Ee, malum şöyle arkadaşlar bizi tebligatı aldıktan sonra arardı. Ya üstad ben bu defteri daha dökmedim derdi. Bunu dökmek için bana az süre ver derdi. Bek Tamam derdik, beklerdik. O kayıtlar e, bilgisayar ortamında tutulduğu için öncelikle o kayıtları noter tasdikli deftere döküp bize öyle getirirlerdi. Şimdi tabii biliyorsunuz e-defter uygulamasına geçildiği için e, içinde bulunan ayı takip eden 3 ay içerisinde işin kayıtlar o ilgili ayın kayıtları 3 ay sonunda e-defter sistemine yüklenmesi gerekiyor. Ee, dolayısıyla e, denetim elemanı da e, sizden artık kağıt ortamında kayıt değil elektronik ortamda bir kayıt isteyecek Elektronik ortamda e, kayıtları da gene elektronik ortamda isteyerek E-defter e görüntüleme sistemi üzerinden bunu isterse kontrol edecek Dene, Denetimini bu sistem üzerinden yapacak Tabii bu defterlerle beraber ileride belirteceğiz, belirteceğiz. E, Beratların da ibraz edilmesi gerekiyor Mücbir bir sebep varsa, Başkanım az önce belirtti. Her ne kadar İzmir'deki afet olayı henüz mücbir sebep sebep olarak belirtilmemişse de, mücbir sebep hali sürdü devam ettiği sürece kayıt ve belge ibrazı da bu süre kadar uzamış oluyor. Ancak bu süre sonunda mutlak suretle kayıtların ibraz edilmesi gerekiyor. İlk başta da bahsettiğim gibi ibraz edilen kayıt mutat belgelerinin yanı sıra inceleme türüne göre denetim elemanı çünkü tüm yasal ve kayıt belgeleri denetim elemanının isteme yetkisi var. Bu kayıt ve belgeleri istediği kadar genişletip sizden talep etmesi mümkün. Dolayısıyla bunların herhangi birinin denetim elemanı tarafından istenmiş kayıt ve belgenin buna gerek yok biz bunu ibraz etmeyelim gibi bir yorumla ibraz edilmemesi hali kayıt ve belgenin eksik ibraz edilmesi sonucunu doğurur ve yasada eksik ibrazda hiç ibraz etmeme hükmünde olduğu için denetim elemanı incelemesini tamamlar ve kayıt ve belgelerin eksik ibraz edildiği gerekçesi de e, tıpkı hiç kayıt ibraz edilmemiş gibi idari para cezası uygular. Belirttiğimiz gibi bu kayıtlar nelerdir? İşte yasa gereği tutulması gereken kayıt belgelerin yanı sıra puantaj kayıtları, özlük dosyaları, özellikle iş kazası incelemelerinde e, iş sağlığı güvenliği mevzuatı gereği düzenlenmesi gereken belgeler, ee, ve diğer kayıt belgeleri denetim elemanı sizden isteyebilir. Denetimde dikkat edilmesi gereken diğer bir husus da kayıt ve belgelerin götürüp denetim elemanı masasına bırakıp çekilip gidilmemesi. Bazen denetim elemanı yerinde olmayabilir. E, bu tür durumlarla da karşılaşıyoruz. E, masasına bırak, başka bir arkadaşıya e, birazdan gelecek, sen mas masasına bırak git, o seni arar. Gibi şeylere mutlak suretle e, itimat etmemek lazım. E, çünkü bu durumda e, hem kendinizi hem de denetim elemanını güç durumda bırakmış oluyorsunuz. Denetim elemanının gözünden kaçan bir husus olursa, onun bıraktığınız kayıtlar e, dikkatinden kaçarsa, hiç kayıt ibraz edilmemiş gibi işlem yapabilir. Çünkü artık eskisi gibi değil. Biliyorsunuz e, Sosyal Güvenlik Kurumu da e, kayıt evrak numarasını e, yazılı ortam üzerinden değil, sistem üzerinden veriyor. Ve tesessür eden bir süreç var. Geriye doğru numara vermesi mümkün değil. Dolayısıyla kayıt ve belge ibraz edilirken mutlak suretle kayıt teslim tutanağı ile kayıtların teslim edilmesi ve bu tutanağın bir nüshasında alınması gerekiyor. Ne zaman teslim edilir? Tehsil bakımından bu önemli. Neleri teslim ettik, neleri etmedik? Bazen şöyle durumlarla da karşılaşıyorduk. Şimdi işveren istenen kayıt ve belgeleri getiriyor. Ancak tebligatta yazılı bir takım başka kayıt başkaca kayıt başkaca ve belgelerin bir iki gün içerisinde getireceğini belirtebiliyor. Bu durumda biz getirilen kayıt ve belgeleri tutanakla teslim alırız. Ancak eksik getirilen kayıt ve belgeleri belgeler için de yine o 15 günlük süre içerisinde getirilip teslim edilmesini bekleriz. Bu getirildikten sonra ya ilk tutanak... E, dikkate alınmaksızın e, yeni bir tutanak düzenlenir tüm kayıtların ibrazı şeklinde ya da ek bir yeni getirilen kayıtlar içerecek ek bir tutanakla e, kayıtların tam olarak ibraz edildiği tefsik edilmiş olur. Kayıt ve belgeler teslim edilirken mutlaka e, yetkili işveren veya işveren vekili veya işveren temsile yetkili vekaleti olan e, kişinin teslim etmesi lazım. E, i̇lgisiz kişilerin teslimi e, hukuki ihtilaflar durumunda sıkıntı yaratabilir. Buna dikkat etmek lazım. E, dolayısıyla e, özellikle işverenler bunu sizden talep ediyordur. E, malumunuz ya benim kayıt belgelerim istendi, benim kayıt belgeleri götürüp teslim eder misin şeklinde. E, sizler de e, işlerinizin yoğunluğundan e, kendi yanınızda çalışan bir arkadaşa ya şu kayıtları götür şu denetmene veya müfettişe ver de gel şeklindeki e, uygulamaları pek tavsiye etmiyoruz. E, mutlak suretle işverenle beraber çünkü bu bazen e, karşılıklı bir takım sorunlar da beraberinde getiriyor. Kayıtları teslim ettin, etmedin, aldım, almadın. Mutlak surete bunun yazılı mecra üzerinden e, takip edilmesi, sürece e, bu şekilde işlenmesi herkes açısından faydalı olacaktır. Bahsettiğim kayıt teslim tutanağı bu. işte hangi e, kim tarafından istendiği, hangi iş yerine ait, hangi döneme ilişkin kayıtların Hangi tarihte teslim alındığında ilişkin detaylı kayıt belgelerin türünü de belirten, teslim alan, teslim eden şeklinde karşılıklı düzenlenen bir tutana. Buna evrak tarih numarası verecektir denetim elemanı. Bunun bir nüshasını sizin alıp muhafaza etmenizde fayda var. Kayıtlar incelendikten sonra sizler de aşinasınızdır. Bu şekilde bir kayıt inceleme tutanağı düzenlenir. İleride değineceğim bu kayıt inceleme tutanağı denetim elemanı nihayetinde o da bir insan. Ee, bir takım maddi hatalar olabiliyor. Ee, sizin olmasını isteyip de e, olmam, isteyip de olan şeyler, gözden kaçan şeyler olabiliyor. İbraz ettiğiniz ama bu tutanakta yer verilmeyen kayıtlar olabiliyor. Bunlara mutlaka dikkat etmek lazım. Bahsettim zaten ee, 15 günlük yasal süre. Makul bir sebebe, dedim ki burada denetim elemanına e, ciddi bir esneklik tanınmış. tanınmış. Zaman aşımı sadece istisna tutulmuş zaman aşımı yoksa denetim elemanı e, size ek süre verecektir. Orada herhangi bir sıkıntı yok. Sadece mücbir sebep halinin belgelenmesi gerekir. Mücbir sebep hali e, veya ağır hastalık, ağır kaza halinin işte alınacak raporlarla e, belgelenmesi halinde yasal süre geçmiş olsa bile denetim elemanı size idari parazitası uygulayamayacaktır. Ee, dediğim gibi bunun ama belgelenmesi kaydıyla yani ağır kaza ben çok ağır hastaydım o yüzden getiremedim demek e, mazeret kabul edilmiyor maalesef. Dolayısıyla bu tür şeylerin e, sonrasında e, denetim elemanına götürülmesi halinde ibraz etmeme cezası uygulanmayacaktır ya da denetim elemanı ne yapacaktır bu durumun ortadan kalktığı tarihe kadar incelemesini erteleyecektir incelemeye kayıt ibraz edildikten sonra devam edecektir Denetim elemanının istediği kayıt ve belgelerin yasal sürede ibraz edilmemesi, eksik ibraz edilmesi, yasal süresi geçtikten sonra ibraz edilmesi halinde denetim elemanı mutlak surette idare parazası uygulayacaktır. Ee, belirttiğim gibi eksik ibraz edilmesi e, sizi idari parazasından kurtarmıyor. Bu 6331 sayılı yasayla ilgili kayıt ve belgelere biraz değinmekte fayda var. Biz ilk başlarda çünkü yasada yasal kayıt ve belge diyor. 6331 sayılı yasada bir takım kayıt ve belgelerin düzenlenmesiyle ilgili işverene e, yükümlülükler getirmiş. Biz ilk başlarda açıkçası özellikle onaylı defter, listelenme belgesi gibi yasada e, yer bulan belgelerin ibraz edilmemesi halini ibraz etmeme cezası olarak e, saydık. Ben de dahil olmak üzere idari para cezası uyguladık. Bunlara e, sonrasında kurum, e, yani bu tür durumlar çok e, serzenişe e, sebep olduğu için Kurum bununla ilgili bir e, düzenleme yaptı. Yasal olmamakla beraber bir inisiyatif aldı. Bu tür belgelerin ibraz edilmemesi halini idari e, paracası uygulanması e, için gerekçe olarak kabul etmedi. Dolayısıyla onaylı defterin, listelenme belgesinin, acil durum eylem planı gibi belgelerin ibraz edilmemesi hali ibraz etmeme cezası olarak denetmenim tarafından karşılanmıyor yine özlük dosyası gibi belgelerin e, puantaj kayıtları gibi çünkü yasal kayıt ve belgeler diyor. Şimdi özlük dosyasından biraz bahsetmek gerekirse yasada eee İş Kanunu 75. maddede e, özlük dosyası deyip geçiyor. Tüm yasal işçi ait tüm yasal evrakların bu dosyada muhafaza edilmesi gerektiğini öngörüyor. Bunlar nelerdir? İşe giriş bildirgesinden tutun da hizmet sözleşmesine, işçi tarafından alınan yıllık izin kayıtlarına, e, sağlık raporuna e, İSAL'ı güvenli belgesine bu tür tüm ya, yasanın işçiyle ilgili düzenlenmesini öngördüğü tüm belgelerin der, derli toplu tutulduğu bir dosya bu. Bunun ibraz edilmeme sosyal güvenlik müfettişi veya denetmen tarafından ibraz edilmeme gerekçesi olarak idare parayasal konu e, olmuyor. Bunun gibi işler işverenden yanlışlıkla istenen kayıt ve belge varsa ve bunlar ibraz edilmemişse yani gereği yoksa, sehven istendiği çok e, halin icabından anlaşılıyorsa Bununla ilgili idari para uygulanmaz. gene ücret ödeme borçluları ibraz edilmiş, ücret hesap bursluları ibraz edilmemişse e, ibraz edilmeme cezası uygulanmaz. E, zaman aşımı söz konusuysa kayıt belge ibraz edilebilir. Ancak e, eksik ibraz edilmesi veya hiç ibraz edilmemesi halinde gene denetim elemanı zaman aşımı söz konusu olduğu için idari para uygulamaz. İş yeri inceleme sonucunda iş yerinin e, iş yerinin e, kurum kanun kapsamına girecek mahiyette bir şey yeri olmaması halinde yine ibraz etmeme cezası uygulanmaz. Şunu hemen belirteyim. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun e, süre idari para uygulaması veya bir prim tahakkuku yapabilmesi için mutlak suretle muhatap adına bir e, iş yeri dosyasının bulunması gerekiyor. Tıpkı vergide olduğu gibi pasif de olsa aktif de olsa bir vergi kaydının olması gibi. Sosyal Güvenlik Kurumu da eğer bir iş yeri e, yoksa ortada eee bu iş yerine ya daha doğrusu dayanak alacağı yürüteceği üzerine yürüteceği bir işlenme konu bir dosya olmadığı için idari projesine da konu olmuyor maalesef bu fiiller. Yalnız şu var, şunu belirtmek lazım. Mesela bazen bazı incelemelerle ilgili olarak, örneğin asgari işçilik incelemesi veya özel bina inşaatı iş ince asgari işçilik incelemeleriyle ilgili olarak gelir gider belgeleri istenir. Burada isteme gerekçesini sizler de çok iyi biliyorsunuz. Asgari işçilik incelemesine konu bir istikak veya inşaat maliyeti varsa bunda indirim konusu yapılacak fatura bedelleri, malzemeli işçilik veya saf işçilik içeren fatura bedellerinin tespiti anlamında bu belgeler istenir. Bunlar Bunların bu faturaların ibraz edilmemesi halinde eksik ibraz etmeme gerekçesiyle idari para cezası uygulanabilir. Örnek vermek gerekirse, e, denetim elemanı e, 258 yapılmakta olan yatırımlar hesabını inceledi. Orada e, kayda alınmış bir gider faturası gördü ama ibraz edilen e, klasörde bu faturaya rastlamadı. Bu faturanın indirim konusu olup olmayacağına karar verebilmesi için bu faturayı görmesi lazım. Eğer bu faturanın İbraz edilmediği, o ibraz edilemeyeceği işveren tarafından belirtilirse bu durumda eksik ibraz etmeme, etme durumu söz konusu olacağından inceleme devam eder. Ancak nihayetinde e, ibraz etmeme cezasıyla muhatap olunur. Yine sık karşılaştığımız konulardan biri e, defterde e, bazı sayfaların yırtılması, koparılması, e, tahrif edilmesi. Bu da gene eksik ibraz etme hükmü kapsamında idari para cezasına konu teşkil edecektir. Biliyorsunuz Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kendisine yapılan bildirimlerin esas kontrolünü yaptığı müstenidat belge ücret tediye borzoları. Bu ücret tediye borzolarında bulunması gereken hususlar 5510 sayılı yasanın 105. maddesine tadadi dediğimiz sayma yoluyla belirtilmiş. İleride onlara değineceğim. Ancak bu, bu borçluların e, inceleme dönemi içerisinde örneğin 10 aylık bir e, dönemi ihtiva eden bir inceleme söz konusu ise 9 aya ilişkin borcu ibraz edilmiş ve e, 1 aya ilişkin borcu ibraz edilmemişse gene eksik ibraz etmeme gerekçesiyle bu belgelerin hiçbir ibraz edilmemiş gibi ibraz etme cezası muhatap olmayacaktır kanuni tasdik süresi geçtikten sonra tasdik getirmiş defterlerin tasdik tarihinden önceki kısmı e, geçerli sayılmaz. Geçersiz cezası uygulanır. Geçersiz cezası da Sosyal Güvenlik Kurumunda ay bazında uygulanır. E, ay bazında bir kayıt geçersiz kabul edilirse yarım o günün e, fiilin işlendiği tarihte e, cari olan asgari ücretin yarısı tutarında bürüt asgari ücretin yarısı tutarında idari para, para cezası uygulanır. Bunları biraz yasada zaten sayıldığı için hızlıca geçiyorum. Yani karşılaştığımız konulardan biri de bilanço esasına göre defter tutması gerekirken işletme esası defteri getirdiğinde biliyorsunuz defter tutma hadleri var. Yıllar itibariyle açıklanan. E elemanı e, bu hadlere göre baktığında bu aslında bilanço esasına göre defter tutması gerektiği e, kanaatine e, tespitini yaparsa gene e, bilanço esasına göre tutulması gereken defterin ibraz edilmediği gerekçesi de e, ibraz etmeme cezası uygulanır. E, çok sık karşılaştığımız tabi bu e-defterde bu bahsettiklerimiz genel itibariyle kağıt ortamında tutulan kayıt ve belgelerde söz konusu olan şeyler ama genel artık e, peyderpey de olsa artık e-defter uygulaması çok yaygınlaştığı için bunların çok da bir anlamı kalmadı açıkçası. Şimdi dedik ki ücret hediye borcuları ibrazı genel itibariyle bütün denetim elemanlarının istediği e, mutat kayıtlarına, kayıtlardan biri. Bunu e, yasa e, tek tek saymış. Bu belgede iş yeri numarası ilişkin olduğu ay e, bordoda geçen e, adı geçen kişilerin e, ilgili sigortalının adres soyadları sosyal güvenlik numarası veya TC numarası. Ücret ödenen gün sayısı sigortalının e, sigorta matrağına esas ücreti ücretin tutarı, sigortanın ücreti aldığına dair imzası e, gibi gibi demeyelim. Bu hususların tamamının bordoda bulunması gerekiyor. Tek istisnası biliyorsunuz 5 ülke genelinde kayıtlı e, çalışan sayısı 5 ve üzerinde olan işverenler e, banka kanalıyla ücretleri ödemekle yükümlü. E, dolayısıyla banka kanalıyla ücret ödendi ise... E, ücret ödeme olanlar, ücretin alındığına dair sigortanın imzasının olmaması geçersizlik sebebi olarak kullanılamıyor. Bunun için ne yapmak gerekiyor? Eğer ücret, çünkü bazen çalışan sayısı hatırı sayılır miktarda olan işletmeler için o çarşaf bordro dediğimiz tüm çalışanların tek dokümanda yer aldığı bordronun tek tek bütün çalışanlara imzalatılması sorun olabiliyor. Ee, dolayısıyla burada Sosyal Güvenlik Kurumu bir esneklik getirmiş. Siz bunun e, banka kanalıyla ödül, ödendiğini bana teşvik eder iseniz, ben burada imza şartını aramam e, şeklinde bir esneklik tanımış. Ancak bunun dışında bu belirtilen e, hususlardan herhangi birinin eksikliği, bu belgenin konu olduğu ay itibariyle geçersiz sayılmasını gerektiriyor. Demin bahsettiğim gibi geçersizlik cezası da ilgili aya, ayda meri olan e, asgari ücretin yarısı tutarında e, bir idari para cezasına konu oluyor. Bir de şu var, e, bazen geçersizlik cezası, e, ibraz edilmeme cezasını aşan tutara e, konu olabiliyor. Yani e, özellikle inceleme dönemi uzun ise ve bu inceleme dönemi içerisinde e, oldukça fazla geçersizlik fiili söz konusu ise... Bu kez denetim elemanı ibraz etmeme cezası, geçersiz cezası yerine ibraz etmeme cezası uygulayacaktır. Ee, örneğin bir esasına e, tabi bir işveren ise, geçersiz cezası 12 asgari ücretin üzerinde ise bu durumda e, işveren lehine olan ibraz etmeme cezasını uygulayacaktır. Denetim elemanı tebligat çıkarırken sizden e-defter e istediğinde bunu beratlarıyla beraber isteyecektir. Bunları XML formatında denetim elemanına gerek tabi denetim elemanı bunun elektronik ortamda görüntülenmesine ilişkin bir takım teknik imkanları da sizden talep edebilecektir. Biz genel itibariyle şunu yapıyorduk. Arkadaşlar da halen devam ediyorlar. Bunu bir flash ortamında denetim İbrazı e, sağlanıp ama gene e, az önce bahsettiğim gibi e, elektronik ortamda da ibraz e, her ne şekilde ibraz edilirse edilsin mutlak suretle bu ibraz edilen kaydın kayıt testi konu edilmesi gerekir. Şimdi bu e, anlattıklarımla beraber konuyu ana hatlarıyla birazcık e, didaktik bir şey oldu. Bundan sonrası için aslında fiiliyatta nelere dikkat edilmesi gerekir bu konuları ben biraz irdeledim. Biliyorsunuz 15 günlük e, ibraz süresini içeren bir tebligat size geldiğinde benim gördüğüm en gördüğüm eksikliklerden biri bu tebligatın ne zaman teslim alındığına dair herhangi bir not, herhangi bir şerh bir yere düşülmüyor. Dolayısıyla bunun ne zaman alındığı, kim tarafından alındığı, e, sürenin ne zaman dolacağının takibi de e, gözden kaçabiliyor, unutulabiliyor, atlanabiliyor. Bu tür durumlarda mutlak suretle teslim alındığında teslim tarihinin e, teslim mazbatasının bir köşesine veya uygun bir yere yazılması lazım e, sürenin takibi anlamında. Karşılaştığımız durumlardan biri de e, bunu nihayetinde teslim eden e, PTT memuru. PTT memurunun orada e, iş yerinde gördüğü kişinin tabi tebligat kanununda e, kimlerin tebliğ e, bu belgenin kime tebliğ edile, edileceğine dair e, bir takım hükümler var. E, örneğin küçük yaştaki çocuğa Alakasız bir şey tabii ki teslim etmeyecek ama iş yerine geldi. Örneğin sizin misafiriniz olan birine e, bu tebligatı teslim etti. Ve bunun e, teslim eden kişi olarak at soy, soyadını yazarken de iş yeri daimi çalışanı olarak belirtti. Şimdi denetim elemanı tebligatın alındı mazbatası kendisine döndüğünde orada bu ibareyi gördüğünde gerçekten bu kişi iş yeri çalışanı mı değil mi siz gelmeden sistem üzerinden kontrol eder. Eğer bu kişinin sizin e, tebligata konu iş yerinde bir sosyal güvenliği yoksa, bir sigortası yoksa bu size sıkıntı yaratabilir. Bu hususlara mutlak surette dikkat edilmesi lazım. Eğer bu ibareyle bir kayıt teslimi yaz, yapılmışsa denetim elemanı size sormadan sizin e, bu hususla ilgili e, gerekirse e, bunu tevsik edici, bu kişinin sizin çalışanınız olmadığını tevsik edici, başka bir yerde çalıştığını ispat edici veya müşteriniz arkadaş olduğunuzu ispat edici bir takım, e, ...dökümanlarla beraber denetim elemanını işte ikna etmeniz gerekir. Öbür türlü denetim elemanı bu biliyorsunuz Sosyal Güvenlik Kurumu denetim elemanları... ...kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilgi belgelerle de tespit yapabiliyor. Bununla ilgili de sonuçlar önerebiliyor raporlarında. Dolayısıyla e, dönem teslim mazbatasındaki e, teslim mazbatası aslında bir kamu kurumundan gelen bir bilgi mahiyetinde. Bunun aksinin ispat edilememesi... ...durumunda bunu dikkate almak durumunda kalabiliyor. Ee, o yüzden bunlara dikkat edilmesi lazım. Ee, Tebligatı aldıktan sonra... ...tebligatta e, muhatabın e, siz olup olmadığınızı... E, da, ...ya da e, kayıt istenen e, adresin, kayıt gönderilen iş yeri olup olmadığını... E, ...dönem bilgisinin kontrol edilmesi e, gerekir mutlaka. Eğer zaman aşını söz konusu ise... Bununla da ilgili bir kontrol yapılması gerekirse denetim elemanıyla temasa geçerek zaman aşımı defliğinde bulunması gerekmekte. Şimdi kayıt teslim tutana, kayıt ibraz e, tebligatımızı aldık. Ne yapmamız lazım? Öncelikle istenen kayıt ve belgeler neler olduğunu, bunları hazırlık aşaması dediğimiz bir ön evre var. Bununla ilgili olarak ben meslek mesleki hayatımda çok karşılaştığım ve çok ah ettiğim bir durum var. Yani ya şu kayıtlar bana gelmeden önce keşke birisi şunu bir kontrol etseydi de ben şunu görmeseydim dediğim çok absürt durumlarla karşılaştığımız oluyordu. Yani çok basit aslında kötü niyet olmayan tamamen e, hataya e, hata sebebiyle yapılmış bir takım kayıtlar olabiliyor. Bu bu yüzden e, bir defa istenen kayıt ve belgeler nelerse bunların tam ve eksiksiz olarak bunların temin edilmesi, bunlar da şimdi denetim elemanının yapacağı şu öncelikle sizin götürdüğünüz ücret ödeme borcusunda kayıtlı işçi gün ve kazanç toplamını Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan bildirimlerle karşılaştırıp bunların da mutabakatını sağlayacak. Eğer burada bir mutabakat yok ise bunun sebebini dönüp size soracak. Dolayısıyla bu bununla karşılaşmamak için bunu en başta sizlerin yapması lazım. Yani incelenen dönem ve ay itibariyle Sosyal güvenlik kurumuna biz kaç kişi bildirdik, bunların gün sayıları ne, e, bürüt kazanç toplamları ne? Bunlarla ilgili mutabakat kontrollerimizi yaptıktan sonra eğer düzeltilebilecek bir husus varsa düzelttikten sonra denetim elemanına götürürseniz çok daha e, sağlıklı sonuç alınabilir. Eğer mutabakat yoksa bununla ilgili de ön hazırlığınızı yaparak denetim elemanının karşısına giderseniz örneğin tamam mutabakat yok ama burada bakın burada biz e, bu stajyerler de bu bordoya dahil etmişiz ya da şirket ortağının birine huzur hakkı verdik onu da bu bordoya dahil ettik gibi e, izah edilebilecek hususları da e, bir ön hazırlık babında e, kaydı alarak e, denetim elemanın karşısına gitmekte fayda var e, a, şimdi üçlü bir kontrol yapmak gerekiyor biz genel itibariyle incelemelerde şuna bakıyoruz getirilen kayıt e, ücret ödenen bordosu ay bazında işçi gün kazanç ile sosyal güvenlik kurumuna bildirilen işçi gün kazanç arasında bir uyumluluk varsa iki, üçüncü aşamaya geçiyoruz. Nedir bu üçüncü aşama? Ücret odana bordrosu nihayetinde bir gider belgesi. Bu gider belgesindeki işçilik giderleri yasal deftere e, doğru intikal ettirilmiş mi, ettirilmemiş mi? Eksik mi intikal ettirilmiş, fazla mı intikal ettirilmiş? Eğer eksik intikal ettirilmişse bu e, yasada geçersizlik cezası olarak belirtilmiş. İşçilikle ilgili giderlerin Yasal deft, kayıt ve defterlere eksik intikal ettirilmesi e, o ay için yarım asgari ücret cezaya konu ol, olur. E, peki fazla intikal ettirilmişse ne olur? Tamam eksik intikal ettirmedik ama fazla intikal ettirdik. Bu sefer de denetim elemanı bunu bir saklı ücret olarak addeder ve bunun e, altını deşmeye başlar. Yani bu fazlalığın sebebi ne? Burada acaba sen e, elden bir ödeme vardı da, e, bordoya konu etmediğin bir ödeme vardı da, bunu ibraz, bunu borcuya konu etmedin, sosyal güvenlik kurumuna bildirmedin ama ya yani bunun giderinden de faydalanayım diye deftere gider olarak mı yazdın? Bunu araştırabilir. Eğer siz denetim elemanını bunun bu fazla ya ilişkin tutarın gerekçesini izah edemez, denetim elemanını ikna edemezseniz bu sefer herhangi bir çalışana mal edemese dahi bu tutara ilişkin olarak prim tahakkuku yoluna gider. Ek tahakkuk yapar. Ne yapar? Bunu herhangi bir çalışanın hizmeti olarak kabul etmez ama buna isabet eden primi aylık prim ve belgesine konu ederek e, işverenden talep eder ve buna ilişkin olarak da yasal süresi dışında verileceği için bu belge e, cari asgari ücretin iki katı tutarında da idari para cezasını uygular. E, ancak fazla intikal hali geçersizlik cezası değil, eksik intikal hali geçersizlik cezası Artı kontrol etmeniz gereken hususlardan biri gene ücret tediye bordosunda olması gereken tadadi olarak sayıldığını belirttiğim hususların olup olmadığını biliyorsunuz ücret ödeme bordosu her zaman düzenlenen bir belge yani bu tür eksiklikler gördüğünüzde mutlak suretle bunu ya bunun denetim elemanı bize iltimas geçer görmez diye düşünmeyin mutlak suretle mutlak suretle üşenmeyip Üşenmeyip bu kayıtları tekrardan çıktı alın ve e, sıhhati bir şekilde denetim elemanının önüne götürün. Çünkü her denetim elemanının yoğurt işi farklı. Kimisi ya tamam der geçer, e, kimisi de e, iğneden ipliğe her şeyi inceler, didikler, sizi müşkül durumda bırakır. E, kendi mükellefinize karşı zor durumda kalmamak adına bu tür şeylere mutlaka dikkat edelim. Bizim benim e, gördüğüm eksikliklerden biri de özellikle son e, ilk başlarda sonralarda bu tür durumlara dikkat edildi. Bunlar da nasıl dikkat edildi? İdari parazası yene yene artık özellikle iş kazası, e, iş kazası meydana geldi. Günün ya nasıl olsa bugün raporlu diye bildirmeme gibi durum söz konusu oluyordu. Ama bir iş kazası incelemesi yapıldığında biliyorsunuz iş kazasının doğası gereği e, iş yerinde veya işveren tarafından yürütülen, yürütülmekte olan bir iş esnasında meydana gelmiş olması gerekiyor. Ki bu durumda da o günün hizmet olarak Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilmesi gerekiyor. Bu durumda eğer bildirilmemişse genel itibariyle şunu yapabilirsiniz. Aslında mesela vergi incelemelerinde e, bir vergi müfettişi size inceleme tutanağı gönderdiğinde biliyorsunuz düzeltme beyanlanması veremiyorsunuz. Ama Sosyal Güvenlik Kurumu'nda böyle bir kısıtlama yok siz gördüğünüz eksikliklerle ilgili olarak bakın bunu genel e, hani piyasada e, ya da e, sektörde çok bilinen bir husus değil. Eğer bir eksiklik gördüyseniz ve bu eksikliğin denetim elemanının tespitiyle beraber sosyal güvenlik kurumunun tarafından öğrenilmesine mütakip e, cezaya muhatap olmamak adına siz daha tutanla, tutanak düzenlenmezden önce bu tür eksikliklere ilişkin e, ek e, prim ve belgesi vermeniz mümkün. Bunu verdikten sonra örneğin ben iş kazası gününü dedim ki ya bu aslında hizmetten sayılmaması gerekiyor. Sosyal güvenlik kurumuna bildirmedim. İncelememi yaparken, kayıtlarımı hazırlarken bir baktım ki aa ben bunu bugünü bildirmemişim. Hemen yapmanız gereken şu. Bu güne ilişkin adı geçen kazalı veya tanıklarla ilgili olarak hizmet aylık prim hizmet belgesini düzenleyip Sosyal Güvenlik Kurumu'na vermek ve denetim elemanına kayıt götürürken de bu durumu açıklamak. Ya ben kayıtlarımı kontrol ederken şöyle şöyle eksikliklere rastladım. Ancak bunlarla ilgili olarak da size gelmeden önce ben e, gerekli e, asıl ve ek mahiyetteki prim ve belgelerimi kurumunuza verdim. Sizden ricam kayıt ve belgeleri bu mahiyette inceleyiniz ve e, kaydende çünkü biliyorsunuz e, üç, e, bunun içinde bulunduğu ayı takip eden 3 ayın sonuna kadar e, verilmeyen düzeltme e, aylık bir ve hizmet belgeleri kurunca inceleme yapılmaksızın dikkate alınmıyor. Mutlak surette kurumun inceleme yapması gerekiyor. Denetim elemanı zaten o döneme el attığı için siz bu durumu kendisine deklare ederseniz denetim elemanı ayrıca inceleme yapmaksızın ya da kendi başka bir arkadaşı bu konuyla ilgili e, ayrıca inceleme yapmasını önüne geçmek mahiyetinde bu dönemi de içine alacak ve bu konuyu da içine alacak şekilde siz onu yönlendirirseniz bu durumda bu eksikliğinizi de denetim elemanı tespiti de değil, kendiniz vermiş gibi yapacağınız için muhatap olacağınız e, idari idari parazitası belge bazında iki asgari ücret yerine ek olması halinde sigortalı sayısı başına 1 bölü, 5, e, 1 bölü 8, asıl olması halinde de 1 bölü 8 gibi çok anlamlı, e, çok farklı bir idari parazitası ile karşılaşırsınız bu durumda. Yani denetim elemanı tebligat gönderdi. Biz artık bu kayıtları e, düzeltemeyiz, ek belge veremeyiz e, şey bilgisi yanlış. E, denetim elemanı tutanak düzenlenene kadar, tutanak düzenleyene kadar siz bu kayıtları, e, bu belgeleri vermeniz e, verebilirsiniz. Kontrol yaparken mutlak suretle e, iş kazası incelemelerinde işte kazanın ve tanıkların da sigortalık durumlarının kontrol edilmesi lazım. Hangi tarihler itibariyle, olayın olduğu tarih itibariyle bu kişiden sosyal güvenliği var mı? Şimdi genel itibariyle biliyorsunuz iş kazaları sektörel bazda en çok maalesef inşaat sektöründe yoğunluklu olarak meydana geliyor. Ve kayıt en yoğun olduğu sektörlerden biri inşaat kaza olduğu zaman karşımıza şimdi bazen işveren bu olayı Sosyal Güvenlik Kurumu'na dahi bildirmiyor. Tabii bu kazaların sonucunda maalesef çok ağır oluyor. E, gerek kolluk kuvvetlerine gerekse e, adli mercilere intikal ettiği için e, bu, bu tür durumlar sosyal güvenlik kurumuna intikal ediyor ya da hak sahipleri veya kazanının kendisi sosyal güvenlik kurumuna iş kazası geçirdiği yönünde e, ihbarda bulunuyor. Şimdi bu durumda e, kazanı ve tanıkların e, sigortalı olup olmadıklarının kontrolü kolluk kuvvetleri tarafından düzenlenmiş tutanaklarda çok somut bir şekilde kayda alınıyor. Yani siz bunların sigortalılıklarını Kaza gününden sonraki bir gün yapsanız dahi artık bir kamu kurum ve kuruluştan alınan bilgi mahiyetinde tutanaklar olduğu için bunların e, sigorta tes tescil tarihlerinin geri çekilmesi ek birer gün e, prim ya da dönem itibariyle bir gündeyse bir günden fazla fazlaysa e, prim ve belgesi istenmesi mümkün oluyor. Demin bahsettiğim kontrolü bu mahiyette de yapıp e, eksiklerimizi e, gerekirse adi prim ve belgesi düzeni vererek telafi etmekte fayda var. Evet. İbraz edilen kayıtlar sadece bunlarda değil. Biz mesela şunlarla da karşılaşıyorduk, özellikle bu asgari çekim incelemelerinde İbraz edilen ishaliyeli e, faturaların altında e, teslim alan, teslim eden a, olarak e, imzalar yer alıyordu. Biz bunları da sorguluyorduk. Arkadaşlar so, hali hazırda da sorguluyorlar. Yani eğer kayıt ve belge e, ibraz edilen faturaların altında teslim alan olarak sonrasında sizin çalışanınız olan bir kişi ol, e, bir kişi var ise. Ha biz e, buradan ne sonuç çıkıyor? Ya bu kişinin e, bu e, faturayı inze, incelediği tarihte sigortası yokmuş. Daha sonradan işveren yapmış bunun karnesi de bu, e, bu kişinin daha sonradan sağlanan sigortalı deyip bu kişinin tesis tarihi geriye çekebiliyorduk. Dolayısıyla eğer fatura ibraz ediliyorsa e, fa, ibraz edilen faturaların altında ger, gerek gerçi artık e-arşiv ya da e-fatura e, sisteminde de bu tür şeyler aşılmış oldu ama gene de dikkat etmekte fayda var. Ee, diğer bir hususta e, ibraz edilen e, kayıtlar içerisinde e, incelenen sigortalıya ait ücret ödenmiş ise bunların kuruma bildirilip bildirilmediğinde ne de dikkat etmek gerekiyor. Biliyorsunuz istirahatte olan sigortalının çalışması yasa gereği e, hani çalıştırılabilir ama sosyal güvenlik kurumu bunu tespit ederse çalıştırılan döneme ilişkin e, istirahat süresi, bedeli karşılığı, rapor parası dediğimiz istirahat e, geçiş göremezlik ödeneğini işverenden tahsil eder. Dolayısıyla biz istihaz süresine bir ücret ödemişsek mutlak süresi süretle bu bunu e, işlerine bir işveren e, sosyal güvenlik kurumuna bildirmemiz gerekiyor. Bunu neden bildirdik? Yani bunun bir çalışma mukabili olup olmadığını da e, denetim elemanı sorduğunda bunu atifet e, veya yardım mukabili ol, e, amacıyla bil, e, bildirildiğini belirtmekte e, yeterli olur bu durumda. Bunun dışında e, bir izahat yapamaz isek denetim elemanı hem bu dönem için e, tahakkuk yapacak hem de geçiş göremezlik ödeneğini işverenden talep edecektir. Dikkat dikkat edilmesi gereken diğer bir husus da e, biliyorsunuz e, ücretler banka kanalıyla ödendiği için banka ödeme e, talimat listelerindeki e, net ücretler ile ücret ödeme borcusunda kayıtlı ücretler arasında bazen uyumsuzluk olabiliyor. Yani işveren e, ücret ödeme borcusunda örneğin asgari ücret ödemek ödemiş fakat Bankaya gönderdiği net ücrete ilave bir takım başka rakamlar yansıtmış olabilir. Bunun bu izah edilemez ise e, bu da e, bir tahakkuk sebebi olarak karşımızda çıkabilir. Buna, bunlara da dikkat etmek lazım. Kayden yaptığımız incelemede rastladığımız hususlardan biriyle özellikle personel borçlar hesabında de belirtilmek kaydıyla e, sigortası olsun veya olmasın e, haricen birine bir ödeme yapıldığı tespiti e, söz konusu olabiliyor. Eğer bunun e, yani bunun e, bu irdelendiğinde şunla karşılaşa karşılaştığımız oluyordu. Yani bu ödeme e, çalışan kendi adına e, yani bizim için bir harcama yapmıştı örneğin e, bizimle ya bir, bir e, misafirimize yemek yedirmişti. bunun bedelini biz kendisine ödedik bu şekilde ödedik şeklinde fişle beraber e, ibraz edilirse bunun hak edişi varsa bir hak ediş dokümanı bununla beraber tefsik edilebilirse denetim elemanı tabii ki bunu buna dikkat edecektir ama açıklanamayacak bir husus varsa burada denetim elemanı bu durumda bu e, kaydı esas alarak çünkü yasal bir kayda intikal etmiş bir ücret kaydı bunu dikkate alarak bunu dikkate alarak e, denetim elemanı takip yapabilir. eee bir de benim karşılaştığım hususlardan biri bu. Ben şimdi tabii denet, gerek denetim aktif olarak müfettişlik yaparken gerekse şu an yaptığım iş gereği. bu tür incelemelerde işe özlük dosyalarına dikkat ettiğimde dikkatten çekip kaçan hususlardan biri dosya içerisinde sigortalının işe giriş tarihinden önce düzenlenmiş bir takım belgelere rastlıyoruz. Tabii bu belgelerin bir kısmı elbette ki sigortalı işe giriş tarihinden önce düzenlenmesi gereken belgeler. Bunlar nedir mesela? Adli sicil kaydı, sağlık raporu gibi veya nüfus kayıt örneği gibi belgeler. Ancak bir takım belgeler var ki bu belgelerin sigortalı olduktan sonra düzenlenmesi gerektiği yasada açık açık belirtilmiş. Dolayısıyla bunları örnek verecek olursak mesela işbaşı eğitim dökümanı belgesi. Çünkü yasa özellikle 6.331 sayılı kanun ee, çalışanların eee iş sağlığı güvenliği eğitimine, eğitimine tabi tutulması gerektiğini açık açık belirtmiş. Bu kişinin e, işbaşı eğitim dokümanının sigortalı tesis tarihinden önce düzenlenmesi yasa gereği mümkün değil. Yani işveren artık gerek sağlık açısından gerek diğer e, dokümanlar açısından onunla çalışan e, ya da başvuru başvuran işçiyle ee, çalışmaya karar verdikten sonra e, bu tür eğitimleri vereceği gerekçesiyle bu tür belgelerin sigorta tescil tarihinden önce düzenlenmiş olması denetim elemanı tarafından tespit edilirse işe giriş tarihinin geri çekilmesi, ek prim ve hizmet belgesi istenmesi gibi durumlarda karşılaşması mümkündür, karşılaşılması mümkündür. Gene eee İbraz edilen kayıt ve belgelerde e, sosyal güvenlik kurumuna bildirimi yapılmayan kişi gün ve kazanç gibi hususlar olup olmadığı dikkat edilme hususlara dikkat edilmelidir. E, geriye yönelik 3 aylık süre geçtikten sonra bir prim vezet belgesi veriliyorsa bu prim vezet belgesiyle e, kayıtların mutabık olup olmadığınız e, sizin tarafınızdan kontrol edilmesi lazım. Örnek verecek olursak diyelim ki biz tuttuk e, 2020 Ocak ayına ilişkin bir eksikliğimiz vardı bir iki çalışanla ilgili olarak ek aylık bir mevzet belgesi düzenledik ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na verdik. Şimdi Ocak ayı e-deftere tabiydik. Ocak ayı e kaydımızı ne yaptık? Şubat, Mart, Nisan sonunda biz e-deftere yükledik. E bir taraftan da Sosyal Güvenlik Kurumu'na diyelim ki geldik ta Ağustos ayında bu belgemizi verdik. Şimdi üç e aylık süre geçtik. geçtiğimiz için bu belgenin e denetmen tarafından Kayden incelendikten ve kayıtlarla mutabık olduğu, kayıtlarla doğrulanabildiği, tespit edildikten sonra kurumca dikkate alıp alınıp alınmayacağına karar verilir. Denetim elemanı bu tür durumda sizden ne isteyecek? Defterinizi isteyecek ve ücret öden ödeme bordurlarını isteyecek veya puantaj kayıtları gibi belgeleri isteyecek. Bu durumda siz ede, eski usul olsaydı ne yapacaktık? E, tutacaktık o ücreti, e, henüz defteri dökmediğimiz için Ocak ayına yazacaktık, düzenleyecektik. Şimdi burada dikkatten çeken bir husus sosyal güvenlik kurumunda biliyorsunuz işçilikle ilgili giderlerin e, mali yıl içerisinde herhangi bir dönemde işlenmiş olması e, yeterli. Dolayısıyla biz bunun e, dönemini geçirdik artık e-defter üzerinden biz bunu gider olarak yazamayız e, demeyeceğiz. Ağustos ayında verdiğimiz ek prim belgesine konu e, ücreti e, ANSOS defteriyle beraber veya haziran kaydıyla beraber henüz yüklemedi. Biz bir döneme ilişkin e-deftere e, yazıp sisteme yükleyeceğiz ve denetim elemanına defterimizde ve ücret ödeme borcumuzda bildirdiğimiz ek e, prim ve ücret belgesini doğrulayıcı mutabık olacak şekilde denetim elemanının karşısına çıkmamız lazım. Öbür türlü ne olacak? Siz e, ek prim ve ücret belgesini verdiniz ancak ne defteri düzelttiniz ne de ücret ödeme borlusunu düzelttiniz. Denetim elemanına, e, denetim elemanının karşısına bildirdiğiniz e, durumun aksine bir kayıt da geldiniz. O zaman denetim elemanı ne diyecek? Ya bunun kayden kaydan e, tarafında ispatı mümkün değil. Ben bu belgeyi dikkate almıyorum diyecek. Bu durumda çalışan da e, bir ihtilaf yaşamanız, işte bunun adli mercilere intikal etmesi, dava konusu olması mümkün. Dolayısıyla bir ek ve ücret belgesi veriyorsak kendi arka bahçemizi Denetim elemanı karşısına gitmeden önce düzenlemekte fayda var e, diyelim. E, bir de tabii denetim elemanı dikkat edeceği hususlardan biri de özellikle ihbar ve şikayet varsa, hele hele şikayet varsa bir çalışan bu işveren benim sigortamı sonradan yaptı, düzenledi belgelerdeki imzalar bana ait değil. Ben böyle bir kayıt imzalamadım. Aslında ben 30 gün çalıştım işveren beni 15 gün bildirdi gibi bir e, savı varsa çalışanın bu durumda denetim elemanının dikkat etmesi gereken hususlardan biri de o kişiye ilişkin ibraz ettiğiniz kayıt ve belgelerde bu kişinin sigor imzası e, varsa e, gerçekten kendisinin atmış olduğu bir imzadaki, dokümandaki imza ile sizin ibraz ettiğiniz ücret ödeme bordosu veya puantaj kayıtlarındaki imzaların uyumlu olup olmadığına dikkat edecektir. Eğer çok e, tabii denet, neticede sosyal güvenlik hükümet denetmeni hani bunu kriminal bir şekilde hani ad, adli e, kolluk tarafından yapılan inceleme gibi incelemeyecektir ama çok böyle bariz bir şekilde imzanın bu çalışana ait olmadığı kanaati uyanırsa bunu dikkate almayıp e, çalışanın iddiasını dikkate alması mümkündür. Bu hususlara da dikkat edilmesi lazım. Yani biz e, bazen şununla karşılaşıyoruz. Karşılaştık. E, işçi, i̇şe girdiğinde her şey e, dosyada var ama bir kısmı imzalatılmamış. E, bu bir inceleme söz konusu olduğunda alel acele, çala kalem birileri tarafından uydurup bir takım imzalar atılarak ya denetim elemanı nasıl olsa buna dikkat etmez deyip imzalatılıp götürüldüğü getirildiği durumlar oluyor. Yani burada eğer denetim elemanı çoğu zaman dikkat etmez. Doğru. Ama bizatihi konu e, bu kişinin kendi hizmetleri ile ilgili ise çalışan e, bu yönde zaten böyle bir talebi varsa buna mecburen dikkat etmek durumunda kalacaktır. Dolayısıyla bu hususlara e, dikkat etmekte e, mümkünse tabii e, bu tür belgelerin dene, e, çalışan e, hali hazırda iş yerinde çalışıyorken imzalatılmasında fayda var. Demin dedik ki e, talep edilen kayıt ve belgeler yasal süresinde ibraz edilip edilmediğinin tevsiki bakımından mutlak sürede kayıt teslim tutanayla teslim edilmelidir. Şimdi biz e, ben ikinci aşamaya geçtim. E, ne yaptık? E, tebligatımızı aldık, kendi kayıt ve istenen kayıt ve belgeleri dönem itibariyle hazırladık bunun da da yetinmedik ve bu kayıtları içerik itibariyle de inceledik. kendimizce yaptığımız incelemede herhangi bir eksiklik görmedik veya gördüğümüz eksikliği düzeltilmesine düzeltilebilecek olanları düzelttik. Gerekiyorsa ek aylık bir mevzuat belgesi verdik. Denetim elemanına kaydımızı götürmeden sonra ne yaptık? Aldık kayıt ve belgemizi yasa süresi içerisinde denetim elemanına getirdik. Denetim elemanının yapacağı bir kayıt teslim tutanağı düzenleyerek bunu sizden teslim almak ve bu tutanağın bir örneğini de size vermek. Ee, e, tabii şimdi özellikle bizim e, de, e, denetmenlerle e, sizler çok muhatap oluyorsunuz. Denetmenler de genel itibariyle e, günün önemli bir kısmında e, iş yeri dışında oluyorlar, sahada oluyorlar. E, tabii anlaşılıyor. E, yani denetime bu kaydı götürmeden önce arayıp randevu almak elbette ki e, çok faydalı olacaktır. Ancak gidecek isek de eğer e, denetim elemanı randevu almadan e, bu de, denetim elemanı yerinde yoksa e, ilk başta da belirttiğim gibi kaydı bir birilerine veya bir kişiye hiç kayıt bir tespit tutanağı düzenlenmeden veya herhangi bir tutanak düzenlemeden bırakıp gitme gitmezlik yapmayacağız. Mutlak suretle denetim elemanı yerinde yok ise de ee, bunu kurum yetkilisine, oradaki onun bir meslektaşı olabilir veya e, bağlı olduğu il müdürü yardımcısı olabilir. Ee, biz e, genel itibariyle mesela e, turneye gittiğimiz dönemlerde örneğin Ankara'dan ben atıyorum e, Gazi Gaziantep'e turneye gideceksem tebligatımı ben Gaziantep'ten daha yola çıkmadan çünkü yolda geçen süreyi de ve e, tebligattaki öngörülen 15 günlük süreyi de dikkate alarak tasarruf bir süre kullanma adına ben daha gelmeden tebligatımı gönderdim örneğin. Ben gelmeden tebligat ulaştı muhatabına. E, işverende de veya sizler e, kalktınız gittiniz e, il müdürlüğüne e, beni sordunuz e, henüz gelmediğimi söylediler. E, yasal sürede sıkıntı da o zaman ya nasıl olsa gelince bizi arar deyip geri dönmemek gerekiyor. Tutanakta da e, işte tabii e, dikkatte çok çoğu zaman dikkatten kaçıyor. Tutanakta mutlaka şey yazar. E, bu kaydın e, kurum yetkilisine ben yoksam kurum yetkilisine teslim edilmesi diye açık açık yazar. Bu durumda eğer süre konusunda bir sıkıntı var ise yapmanız gereken iki yöntem var. E, ben birincisini tercih etmenizi öneririm. Hemen e, geri gidip İADL taahhütlü veya başta belirttiğim gibi e, PTT kargo veya e, taahhütlü posta ile ek süre talebinde bulunmak. Usulen de olsa ee, bir ek süre talebi çünkü e, bu e, talep e, bu tür yöntemlerle yapılacak bir ek süre talebi sizin fiil olarak sürenizi durduracaktır. Ta ki denetim elemanı size cevap verene kadar. Bu durum bir süre kazanmanız sonucunda olacaktır. Denetim elemanı da geldiğinde sizin e, talebinizi görecek, hemen sizi arayacak ve sizin sizden bu kayıtları getirip teslim etmenizi isteyecektir. E, ya da size yazılı olarak cevap verip e, makul bir süre bir ek süre verip ya ha, şunu da söyleyeyim siz ben istediğim kadar ek süre isteyebilirim diye bir şey de söz konusu değil. Makul bir süre isteyeceksiniz. Denetim elemanı sizin istediğiniz sürede de bağlı değil. Süre de vermeyebilir. 15 gün süre istemişseniz 5 günde, 10 günde süre verebilir. Ama sizin istediğinizin süreden fazla süre vermez. Bunlara dikkat edelim. İkinci yöntem, geldik. Tebligat gönderen müfettişeniz turna yerine, merkezine gelmemiş. O zaman ne yapacağız? Gideceğiz e, bir e, ya bir müfettişle, orada görevli bir müfettişle ya da e, il müdür ya da il müdür yardımcısıyla bir tutanak düzenleyip kayıt ve belgeleri teslim edeceğiz. Yani ben bunu çok sıhhatli görmüyorum. Çünkü bu kayıtlar e, çoğu zaman e, özellikle denetim elemanları bu kayıt ve belgelerin korunması konusunda e, hassasiyet gösterirler. Çünkü bunun eee sonucun ne olacağını çok iyi bilirler. Ama e, teslim ettiğiniz kişi denetim elemanı değil ise bu kayıt ve belgelerin e, korunması, saklanması sıkıntıya girebileceği için bu yöntemi çok e, önermiyoruz. Dediğim gibi bu tür durumlarda e, varsa müfettişe teslim edilebilir e, ya da gidip e, ek süre talebi şeklinde bir e, yazışma yoluyla fiili bir süre yaratılabilir. Şimdi kayıtlarımızı teslim ettik. Kayıt e, inceleme tutanağı düzenlenmesi gerekecek. Tabii genel itibariyle denetim elemanları şunu yaparlar. Kayıtları sizden teslim alırlar malumunuz. Ya sen git ben tutanağımı düzenledikten sonra seni ararım. Gelirsin işverenle beraber gelirsin ya da işverense ben sizi arayacağım. belirttiğim gün ve saatte gelirsiniz. Size de sormam gereken bir husus olacak. Onları da o geldiğiniz zaman tutanağı kaydederiz. Ve tutanağı o zaman imzalarız, düzenleriz diye genelde kayıtları teslim alır ve gönderir. Ee, bazen de eğer konu çok e, kısa, inceleme dönemi kısa, denetim ana, elemanı önceden bir ön hazırlık yapmış, getirilen kayıtlarda da e, miktar olarak çok e, zaman almayacak e, tutarda ise ya da yani şunu yapıyorduk mesela, vatandaş şehir dışından gelmiş, işi acele ise işte, Burada kal kaldığı takdirde işte bir otelde kalması, ona bir ayrıca bir masraf etmesi vesaire işlerinin bozulması ya da işlerinin aksaması gibi durum söz konusu olacaksa getirdiği günde tutanak düzenlenmesi mümkün oluyor. Bu durumda kayıt teslim tutanağı düzenlenmese de olur. Çünkü netice itibariyle kayıt inceleme tutanağında en başta gösterdiğim gibi zaten ibraz edilen kayıt ve belgelerin neler olduğu kayıt inceleme tutanağında belirtileceği için Buna ayrıca e, kayıt teslim tanağına gerek yok. Bakın görüyorsunuz burada e, İbraz edilen yasa ve kayıt belgeler neler olduğu açık açık burada belirtilmiş. Yani kayıt e, denetim elemanı kayıt teslim tutanağı aldıktan sonra bizdeki usul şöyle değil. E, İbraz edilen kayıt ve belgeler altına bir şerh e, not düşüp e, ekli kayıt teslim tanağında yer alan kayıt ve belgeler şeklinde olmaz. Bu şekilde İbraz edilen kayıt ve belgelerin neler olduğu defter e, mahiyetlerinin ne olduğu açık açık yazılmak suretiyle e, tutanağa da kaydedilir. Bu Burası da çok önemli. Buna da az ileride e, değineceğim. E, sizler tarafından bu e, tutanaklar düzenlendikten sonra da bu hususlara e, tutanaktaki hususlara da e, dikkat etmekte fayda var. E, şimdi dedik e, tutanan, ibraz edilen e, Pardon, çok özür diliyorum. Geçtik. Tutanağımızı, e, denetim elemanı bizi geri gönderdi. 3-5 e, gün sonra aradı. Gittik, e, iş yeri yetkilisi. Mutlak surette zaten sizler e, de işveren sizleri de yanında görmek istiyor. Çünkü e, teknik bir takım hususlarla e, muhatap olacağı için e, açıklama tabii sizler tarafından yapılmak gere yapılması gerekecek. O yüzden Genel itibariyle biliyorsunuz e, muhasebeci, mali müşavir e, ve işveren birlikte e, denetim elemanının karşısına giderler. E, ve denetim elemanı bir takım teknik hususlarla ilgili soru yönelttiğinde genel itibariyle de bunun muhatabı e, mali müşavirin kendisi olur. Dolayısıyla e, işveren dikkat etmese dahi sizlerin dikkat etmeniz gereken, düzenlenmiş tutanak üzerine dikkat etmeniz gereken hususlar var. Şimdi e, denetim elemanı tabii herkesi iyi niyetli olarak kabul ediyoruz ama nihayetinde e, dikkatinden kaçmış bir husus olabilir e, hata kayda aldığı bir husus olabilir eksik kaydettiği bir husus olabilir maddi hata olabilir bunların e, sizin tarafınızdan kontrol edilmesi çok daha sıhhatli olacaktır ben e, denet inceleme yaparken tutanağımı düzenler o tutanağın e, çıkt, bir çıktısını alır ee, gerek hatta iki çıktı alır. Birini işverene, birini de mali müşavir arkadaşa verip Kontrol et, benim bir eksiğim var mı? Ya da e, burada tutanağa alınmasını istediğiniz bir husus var mı? Ha şunu da belirteyim. Tabii ki konuyla alakalı olmak kaydıyla denetim elemanına siz e, özellikle beyan verirken veya e, e, inceleme konusu belli ise bununla ilgili bir kayıt ve belge ibraz etmiş iseniz bunun tutanağa alınmasını isteme hakkınız var denetim elemanının ya bu bunun bence konuyla alak, alakası yok. Ben bu senin dediğini yazmayacağım. Yok senin bu konuyla ilgili getirdiğin bu belge kayıt ve belgelerdeki hususları bir saptama olarak tespit olarak tutanamak kaydetmeyeceğim diyemez. Bu e, tut, adı üstünde bir tutanak ve ta, karşılıklı olarak düzenlenmesi gereken bir döküman. Dolayısıyla bu belgenin sıhhati açısından gerek kurum işlemleri gerekse e, sonraki süreçler hatta ve hatta yargıya intikali durumunda e, yargıya intikal ettikten sonra ki süreçlerde e, sıhhati bakımından mutlak suretle tarafların üzerinde mutabık kaldığı bir metin olması gerekiyor. Yani biz zaten son paragrafta işte bu tutanağın karşılıklı olarak düzenlendi. ibraz edilen kayıt ve belgeler çerçevesinde işveren başkaca kayıt ve belge ibraz edemeyeceği hususları açık açık yazılır. Dolayısıyla sizin ilk başta dikkat etmeniz gereken husus ya nasıl olsa e, kayıt teslim tutanağında e, yazılı bu ibraz edilen kayıt ve tutanağın ibraz edilen kayıt ve belgeler kısmında buna yer verilmemiş önemli değil deme, deme, demek sizin ibraz edilen kayıtların detaylı bir şekilde tutanakta da yer almasına dikkat etmeniz gerekiyor. E, i̇lk husus bu. İkincisi eğer e, denetim elemanı e, bildirilen işçiliklerle sizin ibraz ettiğiniz kayıt ve belgeler arasında bir mutabakatsızlık tespit etmişse bunun e, farkını zaten size soracaktır. Ya bakın e, işte 2020 Şubat ayında bildirdiğiniz işçilik e, deftere kaydettiğiniz işçilikten az veya fazla. Bunun sebebi ne? Siz bu durumda e, varsa makul bir sebebi denetim elemanına söylemeniz ve denetim elemanı da açık açık o aydaki eksikliğin neden kaynaklandığını tutanağına alması gerekiyor. Şimdi biz mesleki anlamda açıdan e, biraz da çuvaldızı kendimize batıralım. Aslında bir denetim elemanının tutanağı ne kadar ayrıntılı ve sağlıklı, sıhhatli ise o kadar işi kolay olur. Eğer tutanakta eksiklik, e, muğlak ifadeler veya e, tam sonuca bağlanmamış, e, sebebi yazılmamış tespitler bunlar denetim elemanı rapor yazarken e, çok zor durumda bırakır. Dolayısıyla sizlerin de meslek olarak artık bu mecrada. Ee, bu tür şeyleri bilen kişiler olarak, bu tür durumlarda denetim elemanlarını kendinizin e, ya da işvereninizin iyiliği bakımından yönlendirmenizde fayda var. Yani böyle bir eksiklik gördüğünüzde ya bak burada bir fark var. Ee, bu farkın nedeni bana sor, ben de izah edeyim. Eğer bu farkın nedeni makul bir gerekçe ise, ben bunu e, ortaya koyabiliyorsam, bununla ilgili bana raporunda e, herhangi bir önermede bulunma. Çünkü biz şunla karşılaşıyorduk. Yani şunu da e, şimdi. E, biliyorsunuz e, nihayetinde e, gerek müfettişler gerekse denetmenler e, tamam üniversitelerden mezun oluyorlar belli süreçleri geçiyorlar belli sınavlardan geçiyorlar refakat dönemleri var işte teorik eğitim, eğitim aldıkları dönemler var ama saha bambaşka işin içerisine girdiklerinde eğer karşınızdaki denetim elemanı e, çok tecrübeli değil ise bu tür hataları çok sıklıkla yap, yapabiliyor bu, bu, durumda yönlendirmesi sizlerin yönlendirmelerinde yönlendirmenize fayda var. Çünkü bu tür eksiklikleri denetim elemanı e, bu, içeren tutan anı tutacak. Bunun üzerine bir rapor yazacak. Bu raporda bir takım şeyleri yuvarlayıp geçecek. Bir takım şeyleri aleyhe yorumlayacak. Örneğin aradaki fark olduğunu tespit etti bir aile ilgili sizden bir, size bir gerekçe sormamış ama bu farkın fazla olduğunu düşünelim. Ek tahakkuk yapacak size sormadan. E bir bakacaksınız ki sizden ek prim ve belgesi isteniyor, idari parazitası uygulanmış. E malum bunlar bir de Sosyal Güvenlik Kurumu bunu öyle sağ olsun öyle dönemlere getiriyor ki ben de şimdi bu tarafa geçince onun sıkıntısını çok yaşıyoruz. Yani öyle bir döneme denk geliyor ki bakıyorsunuz sisteme bir idari parazitası yansımış, teşvik belgesi veremiyorsunuz, başka başka sıkıntılar çıkıyor. Üstüne üstlük biliyorsunuz esas hassas konu bu asgari ücret destekleri kuruma eksik bildirilme bir prime esas kazanç olduğunda tüm yılın asgari ücret desteklerini e, sizden geri alıyor ödenmiş olanları yani olmadık şeyler çıkıyor dolayısıyla bu tür şeyleri böyle sütten ağzımız 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 yanmış yoğurt yer gibi e, dikkatle ince ince e, irdelemekte fayda var denetim elemanının denetim elemanının gözünden kaçan bir şey varsa gerek e, inceleme safahatı esnasında gerekse Sonradan tespit etmişseniz ya nasıl olsa tutanak düzenlendi ben gidip bunu e, düzeltmeyeyim e, yerine gidip denetim elemanına bunu düzeltirmenize fayda var. Ama bunu e, mutlak surette tutanağı imzalamadan yapmanız çok çok daha önemli. Bunu özellikle belirtmek isterim. Bir de e, şimdi e, bize bir e, söz vardır sizler de duymuşsunuzdur. İşte müfettişin gülüşüne, kışın güneşine müfettişin gülüşüne aldanma. Şimdi denetim elemanı sizin şimdi özellikle soruşturmalarda bu bir denetim tekniğidir, ifade alma tekniğidir. İşte karşılıklı işte hoş muhabbet, güzel sohbet, arada araya serpiştirilen sorular. Şimdi biz tabii bunu hani metodolojik olarak kullanıyorduk. Şöyle bazı kritik incelemelerde, soruşturmalarda. ...karşı tarafın ağzından laf almak için... ...ilgili ilgisiz bir takım sorular içerisinde... ...aslında almamız gerekeni beyanı alıyorduk. Farkında, e, karşı taraf farkında olmadan. Dolayısıyla e, bu tür durumlarla karşılaşıldığında... ...ben e, şunu öneririm. E, beyanda çok detaya girmekten kaçınılmalıdır. Çünkü e, şimdi bazen öyle durumlar oluyor ki... ...yani doğru söyleseniz bile başınıza iş alırsınız. O yüzden... Yani müfettiş denetim elemanı size ne soruyorsa yeteri kadar cevapla e, bunu e, geçiştirmek e, sınırlı ve sizin kayıt ve belgelerinizdeki hususları hususlarla çelişmeyecek e, ifadelerde bulunmak gerekiyor. Yani burada da tabii işkene size düşüyor. E, gene dönüyorum en başa e, kayıt belgeyi e, denetim elemanının önüne getirmeden siz zaten eğer sağlıklı bir inceleme, irdeleme yapmış iseniz Oradaki eksiklikleri görüp ön hazırlığınızı yapmış olarak geleceksinizdir zaten. Bu durumda denetim elemanı size 3 aşağı 5 yukarı ne soracağını, nelere dikkat edeceğini de zaten kendinizi e, çıkarabilirsiniz. O sorulara hazırlıklı gitmek, onlara dediğim gibi e, kayıt ve belgelerle uyumlu cevaplar vermek, kısa cevaplar, sınırlı cevaplar vermek e, naçizane benim tavsiyem. Dediğim gibi bu e, bazen... E, işte koskoca bir işte bir bir sayfa içerisinde bir sürü şey anlatmışsınızdır ama denetim elemanı onun içerisinde cımbızla sizin ifadenizden bir hususu çekip e, raporunda e, bu ifadeyi sizin aleyhinize olacak şekilde kullanması mümkündür. Şimdi tutanağın e, imzalanması esasında e, diyelim ki siz tutanak önünüze kondu. Tutanağı incelerken aslında o hemen e, açıklayamayacağınız e, sonradan bir, bir bakmanız gereken bir husus oldu yani e, o, bu durumda e, denetim elemanı gazına gelip acelesini aceleye getirilip e, tutanağı imzalamayın. imzalamayın. E, çünkü tutanağın imzalaması ile ilgili bakın kayıte belge belge ibrazı ile ilgili bir süre e, yasal bir süre var ancak tutanak imzalanması ile ilgili yasada mevzuatta işte sen e, Kayıt ve belgelerin incelendikten sonra ben seni çağırırsam şu kadar sürede bu tarağa imzalanman lazım gibi bir süre söz konusu değil. Ee, burada e, mutlak surette denetim elemandan ya ben bunu bir araştırmam lazım hemen cevap veremeyeceğim. Ama bir iki günlük daha süre verirseniz ben bir araştırayım gelip size öyle cevap vereyim diye süre talep etmekte fayda var. Bundan da çekinmeyin. Ee, bir de şöyle bir kanaat oluyordu genelde ya denetim elemanı da ters düşmeye gerek yok. Bakın çok e, usturuplu denetim elemanıyla e, gereksiz zıtlaşmaya zıtlamaya e, girmeksizin e, gerçekten makul sebeplerle denetim elemanı karşısında dik durulursa bu denetim elemanı da işi denetim elemanı işinde kolaylaştırır çünkü bu durum denetim elemanının tutanağını daha sıhhatli hale getirir. Dolayısıyla iyi bir denetim elemanı buna e, olumsuz yaklaşmayacaktır. Bunu bir art niyet olarak adetmeyecek ya da sizin için e, varsa kullanacağı inisiyatifin sınırını daraltıcı olarak değerlendirmeyecektir. Tutanak düzenlendikten sonra e, yapılan madde hatalardan biri e, ben tabii bunu bizim cenah için söylüyorum. Tutanak e, genel itibariyle bir şablon üzerinden hareket edilir. E, en alttaki husus e, tutanan en dip dibinde bir paragraf var. İşte, durumu belirtir bu tutanak, şu tarihte, şu yerde işte birlikte başkaca bir diyeceği olmayacağı şekilde düzenlenmiştir şeklinde devam eden bir en altta bir paragraf var. Burada bu çok matbu bir ifade olarak kaldığı için denetim elemanı tutanan düzenlerken bu tutanağın düzenlenme tarihini çoğu zaman dikkatten kaçırır. Başka daha önce düzenlenmiş bir tutanağın tarihi kalabilir. Buna dikkat etmek lazım. Ya da tutanakta herhangi bir madde hata varsa dediğim gibi gene matbu bir daha önce düzenlendiği bir tutanak üzerinden yola çıkarak bir tutanak düzenlenmişse sizinle alakası olmayan bir isim, bir tutar, bir tarih varsa bunların çıkartılması için denetim elemanı uyarılmalı. mutlak suretle tutanak yetkili tarafından imzalanmalı. E, tabii bu gene denetim elemanı açısından da çok önemli bir husus. Denetim elemanı sizden sizden Yetkiliyseniz, vekaletiniz varsa, veya Ticari Sistemi Gazetesi'nde bir yetkiye ilişkin bir husus varsa onu istemedi. Ya da işverense tabii bunları kimliğiyle tespit edip e, ilgili kişiye imzalatmalıdır. E, tutanağın bir örneği tabii ki veriliyor. E, bu mutlak suretle alınmalı. Eğer denetim elemanı genel itibariyle e, ifadelere kayıt inceleme tutanağında yer veriyorlar ama ben şeyi hatırlıyorum mesela özellikle yargıda bu çok sıkıntı oluyor. Çünkü ifade tutanağının mahiyeti de kayıt inceleme tutanağının mahiyeti aslında hukuki açıdan birbirinden farklı. Ben mesela ifadeleri genel itibariyle ayrı bir tutanakta alıyordum. Çoğu zaman denetim elemanları kayıt inceleme tutanağını vermekle beraber bu ifade tutanağını vermekte biraz imtina edebiliyorlar. Mutlak suretle her iki tutanağın varsa ayrıca düzenlenmişse ifade tutanağında alınması gerekiyor. Çünkü eğer e, her şeye rağmen e, bütün e, itirazlarınıza ya da e, savlarınıza rağmen e, tutanak sizin istediğiniz şekilde düzenlenmemiş ise bu tabi raporla sizin karşınıza gelmezden önce sizin buna e, gerek e, Sosyal Güvenlik Kurumu'na itiraz aşamasında gerekse itirazın reddinden sonra e, yargı aşamasında hazırlık yapmak adına tutanakları alıp onun, e, bir O süreci değerlendirmekte fayda var. E, tutanak düzenlendikten sonra da kayıt ve belgeler e, kontrol edilerek eksiksiz bir şekilde teslim alınmalıdır. Çünkü gene bu kayıt e, inceleme tutanağının en altında bu ibraz edilen kayıt ve belgelerin, bakın şurada görüyorsunuz, durumu belirtilmiş bu, bu tutanak, işine ait kayıt belgeleri şu tarihte, şurada, şu adreste, şu kadar sayfa düzenlendi, okundu, okutturuldu. İçeriğinin ve doğruluğunun incelenen kayıt ve olduğu itiraz kabul edilmesi üzere birlikte ibraz edildi. Bakın, koyu punto yazılmış dikkat ederseniz, ediyoruz, ederseniz bir nüshası ibraz edilen kayıt ve belgelerle birlikte eksiksiz, eksiksiz olarak işverene verildi. Şimdi siz bu tutanağı imzaladınız, kayıtları da aldınız, koltuğunuzun altına gittiniz. Büroya gittiniz, kaydınızı arşive kaldırırken bir de baktınız ki kaydın biri e, içerisinde yok denetim elemanına gittiniz. Denetim elemanında ya ben bunu sana verdim arkadaş sen bunu ya yolda kaybettin ya da ne bileyim ne oldu ben sana bak tutanağım da var elimde. Artık sen kendi başın çaresine bak der. Çünkü denetim elemanı hiçbir zaman e, artık o tutanaktan sonra bunun sorumluluğu ya abi şunu diyebilir ya tamam benden kaynaklanmış ama yapacak bir şey yok. Benim elimde de böyle bir tutanak var. Çünkü denetim elemanı o demin gösterdiğim italik olarak yazılmış hususla o cümleyle kendini sağlama alır. Bu husus orada yer alıp da siz imzaladıktan sonra artık bunun aksini ispat size düşen e, yasa e, özellikle 5510 sayılı kanun denetim elemanı, Sosyal Güvenlik Kurumu denetim ve kontrol görevli memurlar tarafından düzenlenen tutanaklar aksi sabit olana kadar muteberdir der. Aksi nerede sabit olacak? Mahkemede. Yani siz böyle bir iddianız var ise eğer artık gidip yargı yoluyla bu belgenin aslında size teslim edilmediğini ispatla yükümlü duruma düşersiniz. Tabii o çok meşakkatli, ispatı zor, kay, kayıt e, belge kaybolduktan sonra e, güç bir süreç. E, ben e, sunumumun bu kısmını burada tamamlıyorum. E, moderatöre bırakmak istiyorum. Yani süreç sorularla mı ilerleyecek, e, nasıl ilerleyecek ona siz karar verin lütfen. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. E seminerimizle ilgili gerek sosyal medyadan gerekse meslektaşlarımızdan gelen sorularımızı İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Komisyonu Başkanımız Yusuf Bozoğlu tarafımıza iletecek. Yusuf bekliyoruz. Öncelikle merhabalar değerli üstadlar. Ee, sunumu için Sayın İsmail Otlubel üstadıma teşekkür ederim. İlginize, bilginize, emeğinize sağlık. Üstad çok açıklayıcı oldu, çok özetleyici oldu. Gerçekten hazırladığım sorular, aldığım sorular vardı ama slaytınızda zaten hepsine yer vermişsiniz. Artık o sorulara meşal kalmadı. Sadece bir iki sorum olacak müsaadeniz olursa, değerli meslektaşlarımızdan gelen. Öncelikle defter kayıt ve belgelerin ibraz süresiyle ilgili olarak e, takip eden yılın e, takip eden yıldan itibaren o yıl saklama zorunluluğumuz var. Peki e, üzerinden e, yani 20 yıl geçmiş bir defteri müfettişimizin denetim elemanlarımızın isteme e, hakkı olabilir mi veya bununla ilgili nelerle karşılaşabiliriz? Böyle bir soru aldım geçtiğimiz günlerde. Onu bir sormak isterim öncelikle size Üstad. Evet, şimdi biliyorsunuz bir inceleme e, denetim elemanı kendisine gelen bir görev emriyle ilgili e, inceleme ve soruşturma yapacak ki kendi bu hususu açıklığa kavuşturup bununla ilgili bir rapor düzenlemesi gerekecek. Yani bu işi işi üzerinden sıhhatli bir şekilde devretmesi açısından. Bu denetim elemanı kendisine gelen e, inceleme konusu olayın biraz zaman aşımı süresini aşan bir süreye ilişkin olduğunu görmesi tebligat çıkarmasına engel değil. Burada e, defi mekanizması dediğimiz e, tebligat çıkarıldıktan sonra karşı tarafın bu kayıt ve belgeleri ibraz edemeyeceğini zaman aşımı gerekçesi göstererek ibraz edemeyeceğini edemeyeceği defisinde bulunması lazım. Ya da e, işte zımni olarak, sükut kalarak buna cevap vermeyerek ...bu kayıt ve belgeleri ibraz etmeyebilir. E, denetim elemanı... E, ...bu durumda ne yapacak? E, her ne kadar diyecek... E, ...yani ben bu kayıtları... E, ...incelememin... E, ...derinleştirilmesi, bununla ilgili delil... ...kayıt ve belge e, temin etmek açısından... ...tebrikat çektim ama... ...işveren kaydını ibraz etmedi. E, her ne kadar kayıt ve belge... ...ibraz edilmemiş ise de zaman aşımı söz konusu... ...oluştu. İdare paracılası uygulamaz. Ancak antiparadites uzatmadan şunu söyleyeyim... ...eğer inceleme konusu... Ee, biliyorsunuz e, tacirler kendilerini kayıtlar kayıtlarla kayıt ve belgeleriyle e, tefsik edecek etmek durumundadır. Yani siz e, eğer o kayıt ve belgeleri imha etmemişseniz ve lehinize olduğunu düşünüyorsanız bu kayıt ve belgeleri ibraz etmeniz tabii ki faydanıza. Yani bir bir şikayet var sizin lehinize çünkü e, üzerine bu kadar uzun süre geçmiş bir iddia ile ilgili olarak hele ki kayıtlarınızla bu iddiayı çürütebiliyorsanız. Ee, bu lehe bir durum, ee, hani zaman aşımı var. Ben bu kayıtları ibraz etmiyorum yerine kayıt ibraz etmek daha faydalı olur diye düşünüyorum. Anladım Üstad, teşekkür ederim. Ee, diğer bir sorumuz da e, askeri işçilik incelemelerinden bahsettik. Neyi ifade eder, ne şekilde yapılır, e, sonuçları e, nedir, ne olur? Kısaca bir bahsedebilir misiniz bundan da Üstad? Yusuf Bey, esas itibariyle ben bu sunumu e, bunlarla ilgili de bir, e, bir iki şey hazırladım ama. Hı hı. o kadar çok genişledi ki çünkü asgari işçilik incelemesi başlı başına bir konu yani ayrıca irdelenmesi gereken e, detaylandırılması gereken bir konu hem zaman yetersizliği hem de e, konuyu çok dağıtmamak adına ben girmedim ama kısaca şunu bahsedeyim şuna şuradan bahsedeyim biliyorsunuz asgari iş, işçilik incelemeleri genel itibariyle e, özel bina inşaatı işçileri ve e, ihale konusu işlerle ilgili yapılıyor bir de Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişleri tarafından devamlı iş yerleriyle ilgili yapılan, sizlerin çok iyi bileceği, vergi müfettişlerinin yaptığı randıman incelemelerine benzeyen asgari çık incelemeleri var. Bu, bu işte o kadar detaylı ki şimdi tabii ihale konusu ve özel bina inşaatı, geçici iş yerleriyle ilgili yapılan incelemeler genel itibariyle gerek inşaatın maliyeti, işte bayındırık bilim fiyatı çarpı biliyorsunuz, metrekare sonucu çıkan tutar e, üzerinden varsa malzeme işçilik, salt işçilik faturalarına düştükten sonra kalan tutarın e, tutara isabet eden e, işçilik oranı neyse bu işçilik oranı uygulandıktan sonra isabet eden primin sosyal güvenlik kurumuna e, yeterli ölçüde bildirip bildirilmediğinin matematiksel kontrolü basitçe. Aynı şekilde ihale konusu işlerde de istikak tutarından faturalar düştükten sonra işçilik oranı uygulanıp bu e, çıkan işçilik tutarı ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilen matrahın kıyaslanması şeklinde yapılan bir inceleme. Devamlı iş yeri incelemeleri ise e, yıllık bazda Sosyal Güvenlik Kurumu e, rehberlik ve tehdit başkanlığı bir program hazırlar. E, sektörler belirlenir. Örneğin e, ulaşım sektörü, turizm sektörü, e, gıda sektörü. Bu sektörlerdeki belli e, risk analizi e, metoduyla e, riski gördüğü iş yerlerini inceleme kapsamını alır, bunu e, müfettişlere görev olarak tevdi eder. Müfettişler de gelir, o inceleme dönemi içinde e, gene e, hep şey örnek vereceğim ben vergi incelemesini e, tam inceleme dediğimiz şekilde tüm kayıt ve belgeleri e, aynen randıman incelemesi gibi işte e, hem e, elde edilen hasılatın ya da e, satın alınan ya da üretilen ürünün gerektirdiği işçilik miktarı ya da satılan tutarın tutar için ihtiyaç duyulan işçilik tutarının hesaplanması şeklinde çok detaylı dediğim gibi ayrıca konu edilmesi gereken incelemeler yapar. Kısaca böyle özetleyebilirim. Anladım üstadım. Devamlı iş ile ilgili sormuştum ama dediğiniz gibi daha sonra başka bir seminerin başka bir konusu. Ee, en çok aldığım diğer bir soru, kısa çalışma ödenekleri ve nakli ücret destekleriyle ilgili olarak zaten malumunuz geçtiğimiz süreç evet. itibariyle. Bunlarla ilgili incelemeler, denetimler ne şekilde olacaktır? Tavsiyeniz nedir bizlere? Onu da bir sormak isterim. Biliyorsunuz e, 7256 e, sayılı yasa e, evet. bununla ilgili... E, bir husus içerdi. Bu yersiz ödemelerle ilgili bir defa e, bir sünger çekti geçmişe ilişkin. Evet. Olarak. Ancak tabii ki e, yasa yürürlüğe girdi. E, geçmişle ilgili e, sorunu hallettik ama malumunuz pandemi süreci e, 7252'de de e, kayda alındığı gibi e, 30 Haziran'a kadar en azından 30 Haziran 2021'e kadar bu süreç evet, devam etti. Yetki verildi. Evet. Yani yetki verildi Cumhurbaşkanına. E, e, kısa çalışma biliyorsunuz. E, 30 Haziran öncesi pandemi kaynaklı, koronavirüs kaynaklı talepler e, hali hazırda e, yaralanmaya devam ediyorlar. E, her ay oran egzeli gönderiliyor. E, ona göre e, tahakkuklar yapılıyor. Buralardan kaynaklı bu saatten sonra yani ya bu yasadan 7252 6'dan sonra yersiz yaralanma söz konusu olabilir. Tabii yersiz yaralanma incelemeye ya da şöyle söyleyeyim yasayla bu dönemin eee bu dönemden artık bunu biz e, yersiz olarak e, kabul etmeyeceğiz demek başka bir şey. İnceleme yapılması bambaşka bir şey. Şimdi burada evet. e, bu, bu incelemeleri biliyorsunuz iş müfettişleri yapacak. E, ve e, sosyal güvenlik denetmenlerine de bu yet yetki verildi. Bu, onlar da yapabilirler. İncelemeler nasıl yapılacak? Tabii ki sizin e, biliyorsunuz koronavirüs kaynaklı kısa çalışma talepleri beyana bağlı olarak yapıldı. Normalde ne olurdu? Kısa çalışma talebi yapılır. Sonra bir iş müfettişi uygunluk denetimi yapar. Evet, uygundur derse kısa çalışma ile ilgili tahakkuklar yapılır, ödemeler evet. yapılırdı. Şimdi burada ne yapıldı? Bu süreci bypass etmek, bir an evvel bu mağduriyeti gidermek adına e, uygunluk denetimi e, es geçildi, yapılmaksızın e, bu ödenekler, bu tahakkuklar yapıldı. Şimdi iş müfettişi gelip ne yapacak? Sizin beyan ettiğiniz durum ile fiili durumla durumu karşılaştıracak. Bunun için ne yapacak? E, gelecek sizin öncelikle kayıt ve belgelerinizi isteyecek. İşletmenin o dönem işe, işletme diyelim ki 0'a 45 yaptı. Yani bütün çalışanlar pardon 45'e 45 yaptı. Yani dedi ki ben işletmeyi bir ay sürede iki ay sürede kapattım. E ki getir elektrik faturanı, su faturanı, doğalgaz faturanı ya da ne bileyim e, kayıt ve belgelerinde e, getir kayıt ve belgelerini bu dönem satış yaptım mı faturalarını getir dedi. O zaman siz gerçekten o dönemde bir faaliyet icra ettiğinize ilişkin Elektrik faturanız, suyu bu tür belgeler üzerinde icra ettiğiniz ortaya çıkarsa tabii ki denetim alanına ne yapacak? Kısa çalışmayı iptal edecek ve o döneme ilişkin yersiz tahakkuk yoluna gidecek. Bunun tabii dediğim gibi bu yersiz tahakkukların işverenden geri istenmemesi ya da sebep olandan geri istenmemesi ayrı bir şey. Neticede bir kamu zararına sebebiyet vermek TCK anlamında da bir takım sorumluluklar doğurabilir. Dolayısıyla bu incelemelerle ilgili olarak ben bizim kendi işletmelerimizde her zaman şunu söylüyorum mutlak suretle fiili duruma uygun hareket edelim. Fiili durum neyse onun üzerinden hareket edelim ve buna ilişkin kayıt ve belgelerimizi de muhafaza edelim istendiğinde çünkü biz bunları dönüp geriye doğru bazı belgeler var ki üzerine zaman geçtikten sonra düzenlenmesi mümkün olmayacaktır. Saatli bir şekilde bunun ön hazırlığını sanki denetim yapılacakmış gibi yapmakta fayda var. Benim e, önerim bu. Çok teşekkür ederim üstadım. Emeğinize e, sağlık. E, benim sorularım bu kadar. E, sözü moderatör Sayın Ali Üstadım'a bırakıyorum. İyi akşamlar diyorum. Tekrar teşekkürler. İyi akşamlar. Ben teşekkür ederim. Sevimlerimize katkılarından dolayı başta değerli konumuz İsmail Oklubel Üstadımıza ve tüm meslektaşlarımıza ve izleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Katkılarınız için teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.